Spor gündemine hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Güzel, keyifli bir cumartesi gününde sizlerle birlikteyiz ve tabii ki bugünün artık şöyle bir önemi var. Dünya Kupası'na finale sadece bir gün kaldı. 2022'de kupa kimin olacak? Arjantin'in mi, Fransa'nın mı ya da bir başka deyişle Messi'nin mi, Mbappe'nin mi, bunu öğrenmemize sadece bir gün kaldı. Tabii ki kulüplerde de gelişmeler var ve yavaş yavaş artık Dünya Kupası gündemini kapatıp kulüplerde döneceğiz ama yine de son bir gün kaldığı için Dünya Kupası hala sıcaklığını koruyor diyelim ve bunu da konuklarımızla birlikte önce Dünya Kupası'nı sonra kulüplerdeki gelişmeleri 3 saat boyunca sizlerle paylaşacağız. Ahmet Akçam ve Haldun Domaç stüdyomuzda bizlerle bugün birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi hafta sonları herkese. İyi hafta sonları dileyelim. Biraz farklı bir hafta sonu çünkü biz bu heyecanı 2022'de yaşamıştık değil mi? 2002'de yaşamıştık. 2002'de evet. Üçüncülük yani maçını kimse maçtan saymıyor. Ama bizim için ben sayıyorum. Bizim için anlamlıydı. Hocam şimdi şöyle doğru bir şey söyledi Ahmet Hoca. Ben geçtiğimiz hafta içi bakıyorum. Mesela işte çeyrek finallerden sonra falan ya da son 16 turundan sonra 7 maç kaldı yazmışlar. 7 olur mu dedim ya. 8 maç var. Yok 7 maç var. 8 maç tartışması falan derken baktım 3. maçını kimse saymıyor. Yarı finale geldikten sonra da bakıyorum sosyal medyaya falan. İşte yarı finaller bitti. Geriye 1 maç kaldı falan diye yazılıyor. Oysa ki 2 maç kaldı. Bütün hafta içi kızdığım şeyi bugün ben yaptım. Unuttum 3. maçını Ahmet Hoca deyince şu anda hatırladım ya, yani. Ama bütün hafta benim tepki gösterdiğim şeyi ben kendim unuttum. Demek ki hocam içinde olmak çok farklı bir şeymiş. Yani üçüncülük maçını oynayan ülke şu anda biz olsaydık şu andaki ülkedeki atmosferi düşünmek lazım. Çünkü ben bugün şöyle söyledim. Bu maçı savunurken şöyle söyledim. Tamam hani yıllardır önemsiz görülebiliyor ama bu bir madalya maçı. Yani olimpiyatlarda sonuçta bronz madalya hep önemli değil mi de çok önemlidir değil mi? Evet. Hani bir sporcularımız alınca ya da başka sporcular alınca çok değerli olur. Futbolda neden değersiz ben anlamıyorum dedim. Ama bugün dediğim gibi hocam teşekkür ediyorum. Ben unuttum ama demek ki unutulabiliyormuş. O madalyanın ayrıca puan değeri de var. Tabii. Ülke sıralamasına tesir ediyor. Tabii. Yani mesela bir üçüncülüğün diyelim ki birincilik 10 puan, ikincilik 7 puan, üçüncülük 4 puan. Sen 4 puan ülkene kazandırıyorsun. Yani böyle bir durumu da var. Onun için yani üçüncülük de şu anda Fas'taki heyecanı farklı düşünürüz herhalde. Yani doğru. Fas'ta nasıl bir heyecan yaşandığını, Hırvatistan'da nasıl bir... Belki Hırvatistan biraz böyle hani geçen Dünya Kupası'nın finalisti olduğu için o kadar da şey değildir ama neticede Fas'ta ciddi bir heyecan olduğunu düşünüyorum. Ya dünya üçüncüsüsün. Ama yine de ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Niye? Biz hep deriz. Yani tesadüfen bir defa birinci olacağına sürekli ikinci olmak, üçüncü olmak yani başarıda istikrarı yakalamak çok önemli. Bu Dünya Kupası başlarken de yarı finale aday ülkeler sayıldığında onların içinde Hırvatistan hiç kimsenin o dörtlüsünde yoktu. Hatta yani çeyrek final belki Hırvatistan'ı sayanlar olabilirdi. Bence onların bu turnuvada elde ettikleri de kesinlikle küçümsenmeyecek kadar büyük bir başarı. Hocam Hırvatistan'la ilgili şöyle bir görüş vardı. Evet iyi kadro yani. Ama Modric, Brozovic, Kovacic belki bu üçlü çoğu takımda yok orta saha kalitesi olarak. Ama yaşlanmış bir kadrodan bahsediliyordu. Zaten Hırvatistan'ın sorunu buydu ama şöyle bir şey konuşuluyordu. İşte futbol belki de bu yüzden çok güzel. Belçika 1 olabilir, Fas 2 olabilir. Hırvatistan o gruptan çıkamayabilir diye konuşuluyordu. Belçika'da Lukaku 4 tane 5 tane çok net pozisyonu Hırvatistan-Belçika maçında son maçta grupta harcadı. Kaçırdı. Sonrasında da hatta camları falan kırdı. İşte o meşhur görüntüler ortaya çıktı. Oradan çıkan Hırvatistan, belki gruptan çıkamayacak olan Hırvatistan bugün madalya maçı oynuyor. Neredeyse finale kadar yürüyeceklerdi. Evet. Bu yüzden futbolda gerçekten çok enteresan. Ya şimdi tabii kadroya baktığında Gvardiol, Lovren, işte Perisic senin saydığın dışındaki oyuncular. Yani bunlar gerçekten çok önemli oyuncular. Onun için hani öyle kalkıp da Hırvatistan'ı yabana atmak çok gerçekçi değildi. Ha finale gelirdi, yarı finale gelirdi noktasında çok iddialı cümleler. Fas'ın da geleceğini kimse düşünmüyordu. Bunlar iddialı cümleler ama yabana atmak, dışarıda tutmak çok gerçekçi bir yaklaşım değildi zaten. Hani onu söyleyeyim. Bir önceki Dünya Kupası'nın finalistini, finalist yine finalist Fransa. Tabii. Finalistini tamamen dışarıda tutmak çok mantıklı bir yaklaşım değildi bana göre. Hırvatistan'ı Haldun abi ben de şöyle biraz dışarıda tuttum. Dışarıda tuttum derken gruptan çıkamazlar diye düşünmedim ama
açıkçası çeyrek finalin de ötesine gideceği çok yoldan gidemezler diye düşünüyorum. Yok, yoldan ziyade onların hem elemelerdeki temposu hem de hazırlık maçlarındaki temposu. En son Suudi Arabistan'a bir maç yapmışlardı. 1-0 kazandılar ama çok mahkum bir oyun oynadılar. Dünya Kupası'na hemen 10 gün önce bir hazırlık maç oynamışlardı. Hani oradaki ritimlerine baktığımda günümüzün futboluyla birlikte, bu ritimle birlikte çok ilerleyemezler diye düşündüm. Hani yaşlı kadro, gerçekten o yaşlı kadro olmanın hakkını veriyordu sahada. Çok durağan bir Hırvatistan vardı ama o durağanlıkla geldiler neredeyse çeyrek finale. Bazen de yaşlı demeyelim. Biz yaşlı demeyi çok seviyoruz da tecrübeli kadroda avantaj sağlayabilir. Deneyim çünkü çok önemli bir şey. Hani birisinden birisine aktarmak kolay değil ama neticede deneyimle çok iyi yerlere gelebilme fırsatı olduğunu biliyoruz. Yani böyle bir durum söz konusu. Ben onun için hani Hırvatistan, ha bundan sonraki Dünya Kupası için ne olur dersen, yeni oyunculara ihtiyacı var. Bu gerçek. Ama bugün için bu durum çok da sürpriz karşılanmaması lazım. Bana göre sürpriz Fas. Bu arada Fas'ın yaptığı gerçekten Fas'a da konuşalım. Hırvatistan'la ilgili son olarak şunlar da çok değerli diye düşünüyorum hocam. Şimdi Haldun abi söyledi, Gvardiol bir sonraki Dünya Kupası'nda olacak mı? Olacak. Evet. Livakovic bir sonraki Dünya Kupası'nda olacak mı? Olacak. Yani Sosa. Olacak derken hani katılma hakkı aldıkları takdirde. Livakovic'i kaç kişi biliyordu bu turnuvadan önce? Yani ben biliyordum yani en azından ama şu ana kadar sadece Dinamo Zagreb'de oynamış. Tabii. Yani bugün Zagreb'in altyapı olarak özellikle Avrupa futbolu diyorum, Avrupa futboluna kazandırdığı o kadar çok oyuncu var ki. Bunların içinde oralara gidememiş bir Livakovic sadece kendi ülkesinde kaldıysa yani bu Dünya Kupası'nın bazen nelere kadir olduğunu çok net bir şekilde hocam, gösteriyor. Çok iyi kaleci yetiştirdiler. İşte 2014'te Pletikosa vardı. Onun arkasında kaldı. Aslında 2014'ten beri olan bir kaleci piyasada. 2018'de Subašić vardı. Onun arkasında kaldı. Hep iyi eldivenlerin arkasında kaldı ama Livakovic'in bence önemli olan noktası hemen hemen son 2-3 turnuvanın hepsinde kadrodaydı. Oynamadı belki ama kadrodaydı. Doğrudur. O atmosferi hep yaşamış oldu. Ha şunu konuşuyorduk. Sosa var bir de şimdi kaleciden Borna sonra. Sosa var. Yani sol bek. Genç kaleci oynar. Dedik. Borna Guardiola dedik. Oynar. Guardiola. Juranovic'i sağ beklerine sayacağız. O da 22 yaşında. Evet, Kovacic bir sonraki turnuvada yine muhtemelen yani, olacak. Brozovic olur. Genç Maier geliyor. Orsic var. Hani Hırvatistan için bence çok değerli olan, ben Hırvat bir futbol sever olsaydım mutlu olurdum. Şöyle mutlu olurdum. Bir Dünya Kupası finali oynamışım. Bir tane yarı final oynamışım üzerine. Ve bir sonraki Dünya Kupası için de iddialı olacak bir kadroyu da hala barındırıyorum. Bu bence önemli bir şey. Ya bu turnuvada bence onların eksiği santrofor bölgesindeydi. Yani Kramaric, Bundesliga'dan çok yakından tanıdığımız iyi bir oyuncu ama çok usta bir oyuncu değil. Gol yüzdesi çok yüksek olan bir oyuncu değil. Bu turnuvada da onun bence sıkıntılarını yaşadılar. Aynı sorun örneğin Almanlarda vardı. Hocam hangi takıma benzetiyorum biliyor musunuz yıllar öncesinden? Yıllar öncesinden Portekiz'in hep iyi hücumcuları olur ama iyi bir santrafor olmaz. Yıllarca Pauleta ile oynadılar. Yani tamamen hani öyle bir oyun sistemini hatırlatıyor bana Kramaric. Olabilir. Yerine oynayan Petkovic de o da kısa bir İtalya serüveni yaşadı. Yine Zagreb oyuncusu. Evet. O da orada çok başarılı olamadı. Yani o mevkide sanki böyle biraz zorlandılar. Ama ben başarıyı onlardan bekliyordum. Nedeni de şu. Biz hep yaşlı kadro diyoruz. Yaşlı kadronun ne dezavantajı var? En fazla deriz ki ya fiziksel yönden belki diğerleri kadar çok diri olamazlar. Ama bunlar olgunluklarıyla futbolu o kadar doğru oynuyorlar ki. Başkasının 10 kilometre koştuğu yerde yaptığı işi onlar 5 kilometre koşarak yapıyorlar zaten. Tabii tecrübe deniyor zaten. Tabii o yüzden hele hele bu tür dünya kupalarında bakın bir lig oynamıyorlar. 10 tane 20 tane maçı oynamıyorlar. Grupta 35 tabii, tane maç oynamayacaklar. Grupta 3 tane maç oynuyorsunuz. Kaldı ki orada alacağınız sonuçlara göre bazı oyuncularınızı dinlendirme şansınız bile olabilir. Sonra da 16'lar, çeyrek final, yarı final. Bunun altından fiziksel yönden de kalkabilirler. Kaldı ki bu Dünya Kupası'nın diğerlerinden en büyük farkı da o oldu. Eskiden 50-60 maç oynayarak Dünya Kupası'na giderken futbolcular, bu sene işte hadi Avrupa Kupası ile 20-25 maçla oraya gittiler. Aşırı bir yorgunluk bunların hiçbirinde yoktu. Bu da Hırvatlar için bir avantajdı. O yüzden kalite artı deneyim Hırvatları haklı bir şekilde buraya kadar getirdi. Kaldı ki şunu da söyleyeceğim. Belki de o senin dediğin kötü performansı Arjantin karşısında sergilediler. Bence o maçta
hem daha fazlasını skor olarak elde edebilirlerdi. Hem de oyun olarak da ben beklentilerimin altında bir Batistan yani izledim. Yani 0-0'da da 1-0'da da sanki o geri dönüşü yapamayacak bir Hırvat takımı görüntüsü vardı ama yani konuştuğumuz sebeplerden ötürü onlar için işler hala bence iyi görünüyor. Evet. Haldun abi Fas'ı konuşalım, şöyle konuşalım. Sen zaten kısmen o konuya giriş yapmıştın ama biz 2002'de dünya üçüncüsü olduktan sonra o zaman tabii ben kısmen haliyle çok daha küçüktüm ama şöyle söyleyeyim. Ben de hatırlamıyorum. Ahmet Hocam anlatır bize. Ben çok net hatırlıyorum. Ahmet Hocam anlatır bize. Sen oradaydın galiba değil mi? Öyle tahmin ediyorum. Yok ben yoktum. Orada yoktum. Avrupa şampiyonalarında vardım ama orada kısmet olmadı. Şimdi yani 2002'den çalıştığımız sonra iş nedeniyle. Biz bir türlü üzerine koyamadık. Yani bir tek turnuvamız 2008 akıllarda kalan. Katıldığımız olarak söylemiyorum. Başarı olarak söylüyorum. Zaten katıldığımız çok yok maalesef. Fas futbolunda geleceği nasıl görüyorsun bu turnuvadan sonra? Yani Fas'ın bunu sürdürülebilir bir noktada devam ettirebileceğini düşünüyor musun? Ya şimdi oyuncu kalitesine baktığımızda yani orada da çok kaliteli oyuncular var. Hakim Ziyech, işte El Nesiri, ondan sonra kaleci. Savunmada Agüer. Agüer, kaleci Bono. Yani şimdi Bono. Baktığımızda. Şimdi bu oyuncuların hepsi Unai, orta sahada. Unai de öyle çok önemli oyuncular Eşref var. Eşref Hakimi'yi de saydık galiba. Zaten sanki şey gibi ya, evet. Ben biraz öyle bakıyorum hocam, bilmiyorum sen öyle mi bakıyorsun. Biraz sanki orası İspanya'nın arka bahçesi gibi geliyor bana. Yani Fas bir Avrupa takımını anımsatıyor daha gibi. Çok. İşte onu söylüyorum, İspanya'nın bir arka bahçesi, oynadıkları, hani İspanya çıkamadı gerçi ama oynadıkları futbola baktığımızda işte görsel yanı fena sayılmayacak, işte öyle kolay teslim olmayacak, öyle bir görüntüleri var. Belki de savunmadaki sıkıntıları üst düzeye çıkmasa belki başka şeyleri de konuşurduk. Çünkü Fransa maçında gerçekten mükemmel bir performans ortaya koydular. Yani 2-0 aldatmasın, 1-0'dan sonraki oyun 35 ile 70 arasındaki oyun. Tamamen domine ettikleri bir oyun. Bence hoca kalabalık savunma hattıyla başladı ama sonra herhalde pişman olmuştur o kararından. Ya orada şöyle bir şey daha oldu Ömer. Onu da söylemek lazım. Saiz'in risk alması, hocanın da buna onay vermesi. Planları değiştirdim hemen biraz. Başında, oyunun başında 4. dakikada o tabii bizde görüntüsü yok. Gerçekten de orada savunma arkasına kaçan topta kademe yapılamıyor. Erken bir gol geldi. Belki biraz onun etkisi var. Onu söyleyebiliriz. Haldun abi maç başladı. Saiz bir tane pas attı. Dakika yani bir ya da iki. İlk iki dakikada. O pası atarken bile işte biz burada Burak Hoca vardı. Beraber izliyorduk. Onur abi vardı. Onur Yıldız. Ya, o pas atarken bile ben bile söyledim orada. Herhalde bir 15-20 dakikaya değişir gibi. Yani daha pas atarken zorluk çekiyordu Saiz. Ömer sahaya çıkarken de ben dikkat etmedim. Dikkat eden izleyiciler, şeyler var, yorumcular var. Sahaya çıkarken de arka adelesini tutuyor. Şimdi o arka adele hocam da bilir. O kadar tehlikeli bir şeydir ki. Böyle iğneler batar o arka adelende. Bir türlü sen hareketi yapmak istersin, o seni engeller. Yani yapma der. Yani burada yaparsan bak canını acıtırım der. Böyle bir yapısı var oranın. Yani ben sanki oynamasa daha iyi olurdu gibi düşünüyorum. Yani benim düşüncem. Zaten hocama bir uzmanlık sorusu soracağım direkt. Sankisi biraz fazla oldu galiba sevgili Haldun. Yani ben orada çok sert konuşacağım. O da şu. Yeri geldiğinde biz deriz. Futbolda duygusallık olmaz. Kararları tamamıyla görevinin gereğini yerine getirerek vermen lazım. Bir teknik direktörün görevi de öyle bir maçta takımını mümkünse galibiyete taşımak. Yani orada iyi oynamak da yetmiyor artık. Eleniyorsun. Bak kötü oynayıp galip gelsen final oynayacaksın ya. O yüzden duygusallık tarafı şu. Bir araya gireyim mi hocam? Takım kaptanı ya. Evet. Kalkıp dediyse eğer. Hocam ben bir daha Dünya Kupası'nı göreceğim. Tamam yani. Öyle, hocam, ben rica ediyorum. Hocam işte şimdi bir Romain Saiz ve Regragui konuşması yapalım mı? Ben Saiz'im. Siz de teknik adam Regragui'siniz. Ben diyorum ki hocam evet sakatlığım var. Maçı da tamamlamayabilirim. Ama ben bu takımın kaptanıyım. Biz tarihimizde ilk defa yarı final oynuyoruz. Buraya kadar getiren isimlerden birisiyim. Ve muhtemelen tarihe geçecek bir maçtayız. Bir daha burayı göremeyebiliriz belki de hayatımız boyunca. Ben bu maça çıkmak istiyorum. Ya sevgili Saiz, yani bu ülkenin başarısı için sen sadece ayağını değil canını feda etmeye hazır olduğunu ben biliyorum. O yüzden bu ülkenin başarısı da bugün senin kulübede oturmandan geçiyor.
diye başlarım. İkna olmadım. Hocam hatta şöyle söyle. Gel beraber bu takımı yönetelim. Yanımda otur. Ya şöyle, espri değil. Şöyle yapıyorum. Özellikle önemli futbolcular sakatlandığında onların sakatlık sürelerince ben onlara derdim ki bakın siz sakatsınız. Benim için çok değerlisiniz. İyileşene kadar teknik eğitim bir parçasısınız. Cidden onları bazı toplantılarıma alırdım. Onlarla işbirliği yapardım. Bu futbolcuları da apayrı motive ediyor. O yüzden bak sevgili Aldun'un yaklaşımı da güzel. Yani biz Aldun oradan ben buradan oturturduk onu, oynatmazdık. Valla yani şöyle bir şey var. Gerçeği söyleyeyim. Yani biz de kendimize has, yani çok yüksek düzeyde değil ama futbol oynadık. Bu tür maçlar olduğu zaman işte kupa, Ziraat Türkiye Kupası bilmem falan olduğu zaman oynamak istersin. Çok yani. Zor tutmak yani çünkü oyuncuyu. Çünkü çok zor oyuncuyu tutmak. Saiz de muhtemelen demiştir ki yani. Muhtemelen hocam, değil yazılı verelim buradan he, kesin ya. Ya hocam yani daha bir daha geleceğim ben burada oynayacağımın garantisi yok. Gel şu takım şu maçta ben oynayayım kendimi deneyeyim. Nasıl olsa şunu da söylemiş olabilir argüman olarak. Hocam 5 tane değişiklik hakkı var. Tut ki bir şey oldu onu alırsın demiş olabilir. Ha bana kalsa oynamasa daha iyi olurdu. Çünkü erken gol bütün işin disiplinini bozdu. Ama oynamak isteğine de hani fazla da bir şey söyleyemem yani. Ya ben Sahis'e derdim ki Sahis sen istatistik olarak oynamak istiyorsan oyunu biz önce bir 3-0 yapalım. Sonra seni son dakikalarda oyuna alırım. Buna inanmıyorum hocam. Hocam ona da şimdi cumartesi günü söyleyeyim. Ona da şöyle söylerdi. Hocam dörtte de bir ada vapuru var. Büyükada'ya gidiyor. Biz ona binip kalk gidelim diye. Yok ama final maçı Büyükada'da. O yüzden kalkıyor o vapur. Fası oraya götürecek. Hocam. Espriler bir tarafa. Gerçekten çok keyifli oluyor sohbette. Ama hocanın gerçekten gerçekçi olması lazım. Biz hep şunu demiyor muyuz? Özellikle Aldun bu konuda aramızda kaptanlığı da sen yapıyorsun. Estağfurullah. Futbolda sağlık birinci derecede en önemli konu. Doğru. Bu evet hayat memat meselesi değil. Yani ölüm kalım meselesi değil. Ama işin gerçeği de şu ki o futbolcunun sağlıklı olması kesinlikle birinci hedef olmalı. Böyle bu ufak sakatlıklarda taviz vermeye başlıyorsan bazen büyük sakatlıklarda da o tavizi vermek zorunda kalıyorsun. Bir kereyle bir şey olmaz değil. Bir kereyle her şey olur. Başlangıç çünkü birle başlar. Bir de şimdi diğer taraftan Şenol Hoca'nın yerine koyalım kendimizi. Ahmet Nurçebi Başkan'ı yerine koyalım. Başkan son dönemde sürekli konuşmuyor mu? Ya biz ne büyük fedakarlıklarla bu takımı kurduk, buralara geldik. Senin hocan değişmiş, Şenol Hoca'nın en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde. Üstelik orada eksiğin de var. Evet, takımın en önemli oyuncusu şu an için. Başka yerlerde yine oynatabilecek oyuncu bulabilirsin. Böyle bir istek yüzünden sakat geri geliyor. Belki de 2-3 hafta ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Belirli bir süre oynamayacak. Ya, özür dilerim, Beşiktaş'ın bir maç kaybetmesi şampiyonluktan kopması demek Haldun ya. Doğru söylüyorsun yani, hocam. Yırtığın derecesiyle çok bağlantılı. Yani bu işte 2-3 haftayla başlayıp 4-5 haftaya kadar gidebilecek bir süreci var ki hani bu da gerçekten çok ciddi bir sıkıntı. Ama şunu söyleyeyim yani yine de tabii Sayıs'ın hani orada kalkıp ben oynamak istiyorum demesini ben normal karşılıyorum. İster ya. Yani. Hayır ben de olsam ister. De. Oynamak ister. Ben de olsam hocasının kesin dedi. Hocasının tabii aralarında ne tür konuşmalar geçti? Hocası onu ikna etmek için bir şey yaptı mı, yapmadı mı, ne olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Ama dediğin doğru. Sayıs'ın bu oynaması Beşiktaş'a da zarar oldu. Onu da söylemek lazım. Yani oynaması Beşiktaş'a da zarar oldu. Çünkü Beşiktaş'ın da zaten orada bir ikiliği zor bulmuştu Beşiktaş biliyorsun. Yani Tayyip Talha ile Sayıs'ı birlikte bulmuştu. Şimdi Sayıs olmayacak. Böyle bir durum ciddi manada sıkıntı oluşturacaktır diye düşünüyorum. Yani keşke oynamasaydı diyeceğim ama tabii oynamak ister oyuncu. Şimdi yıllar sonra Wikipedia'ya ya da herhangi bir internet Dünya sitesine Kupası, biri girip baktığında Romain Sayıs Dünya Kupası'nın yarı finalinde ilk 11'de onu görsün ister. İster. Yani şimdi hatta yani eğer yürüyebilecek olsa üçüncülük maçına da çıkmak ister. Ama üçüncülük maçında hocalar genelde oynamayanlara şans verirler.
Yani oraya gidip de hiç maç oynamadan geri dönmek çok da büyük bir acı olur. Doğru. O yüzden takımda görev yapmamış oyuncular kısa da olsa süre alacaklar. 5 oyuncu değişikliği bir avantaj. Biz Fas'ın iyi oyuncularını sayarken Sofyan Amrabat'ı saydık mı hatırlayamadım. Amrabat'ı saymadık. Zaten muhteşem oyuncular deseydik sayardık. İyi kategorisine o yüzden koymadık. Hakikaten yani, muhteşem oynadı. Ben gerçekten evet. Pardon hocam sen devam et. Yok sonra. Sadece onu da hatırlatmak istedim. Yani, ama çok doğru bir hatırlatma. Yani Amrabat nasıl bir oyuncudur anlamadım ya. Savunmadaki sıkıntı başladı. Savunma göbeğindeki o ikili stoper sıkıntısı başladı. Oradaki her kara deliği kapattı ya. Her kara deliği oraya girdi. Yan taraflara giriyor, ön taraflara giriyor. Altı pas içerisine giriyor. Yani sadece ön tarafı demiyorum. Gerçekten son zamanlarda hani izleyip de hayranlık duyduğum bir ön libero olarak karşıma çıktı. Onu söyleyeyim. Şimdi, yani izleyip hayranlık duydum yani Amrabat'la. Fas'ı, gücü hiçbir zaman için bitmedi yani tükenmedi. Fas'ı bence yeteri kadar övdük. Şimdi biraz da eleştiri. Tabii Fransa maçındaki performansı bizim ülkemizde çok büyük bir karşılık buldu. Hatta abartıldı diye düşünüyorum. Yani ben Fransa maçında Fas'ın o derece anlatıldığı kadar muhteşem oynamadığını düşünüyorum. İki nedenden. Bunlardan bir tanesi oyuncuları biraz değerlendirmek istiyorum. Özellikle o gözle de izledim biraz. Bunun bir kısmında nedeni kesinlikle yorgunluk da olabilir. Bir defa onların özverisi. Sağ içi koşusu, mücadelesi başka hiçbir takımda görmeyeceğim kadar birinciliği hak etmişti. O konuda hemfikiriz. Yani turnuva boyunca bu kadar çok koşmuş, mücadele etmiş futbolcuların çok istekli olsalar bile o maçta teknik olarak olumsuz etkilenmeleri söz konusu. Hep böyle bazen derler ya zurnanın dediği noktada böyle paslar bir metre sağa gitti, biraz daha sert gitti, şiddeti ayarlanamadı. O yüzden böyle bireysel olarak kıyasladığımda futbolcuları arada Fransa'nın lehine ciddi farklar gördüm. Diğer taraftan Fransa'yı belki de finale taşıyan en önemli konuların başında da oyunu geliyor. 5 tane en önemli oyuncusu yok. Onlardan yoksun oynuyorlar ama oyun bozulmadı Fransa'da. Fransa'nın hem oyuncuları var hem de oyunu var. Şimdi günümüzde tempo çok önemli. Eğer sen her aldığın topla bir çalım, iki çalım, bir temas, iki temaslı oyun oynuyorsan daha çabuk yoruluyorsun. Rakip daha fazla önlem alabiliyor sana. O tek pas oyunlarını oynayacak kadar bir takım oyunun da yoktu Fas'ta. Biraz da onların oyun karakterinde de o fazla yok. Bu da onların dezavantajı oldu. Bazen hadi vur dedik, vursa belki gol olacak. Orada bile bir ikinci, bir üçüncü çalıma gitti futbolcular. Yani bu küçük detaylar sonuçta aradaki farkı zaten oluşturuyor. O yüzden Fransa hem oyuncu hem oyun açısından Fas'ın bir tık üstündeydi. Haklı bir şekilde de kazandı. Zaten oyuncu olarak baktığımızda zaten üstünde Mbappe var. Zaten neredeyse Fas'ın eş değeri yani. O belki de Fas yani. O değerde. Belki de Fas. Burada ben Fas'ın bu başarısını kesinlikle küçümsemiyorum. Ancak bir gerçeği işaret etmemiz lazım. Hocamın söylediği olay çok gerçekçi bir olay. Bu Fas acaba yaz Dünya Kupası'nda aynı şeyi yapar mı? Kafamda soru işareti var. Soru işareti var. Yapar yapmaz ayrı konu. Çünkü yaz Dünya Kupaları daha kaliteye yönelik kupalar. Yani daha kaliteye yönelik. Bu kupa, kış Dünya Kupası daha mücadeleye yönelik, agresif olmaya yönelik, ondan sonra fizik güce yönelik bir kupaydı. Hocam da söyledi ya başında. Oyuncular çok fit. Çok hazırlar. Diriler. Yani şimdi ne oldu? Kalite şimdi ne yapıyor? Ne diyor? En temel futbol kuralı diyor ki senin kalitenin ortaya çıkması için rakibin kadar koşman lazım. Şimdi o yüzden zaten Haldun abi gruplarda en fazla bugüne kadar 4 puan toplayan takımlar oldu. 7 takım tam 4 puanla bitirdi. Bunlardan 4'ü çıkamadı, 3'ü çıktı. Ama ilk defa bir Dünya Kupası tarihinde grup maçları sonunda 7 takım 4 puana ulaşmış. İşte bu benim bir hocam da işaret etti. Ben biraz derinleştirmeye çalışıyorum. Bu oyuncuların çok fit olmasından kaynaklı. Şimdi diğer tarafta ne oluyordu? İtiraz eden olur, kabul eden olur bilmiyorum. Diğer yaz Dünya Kupalarında şöyle bir şey oluyor. Oyuncular, genelde bu tür kupalara katılan oyuncular... Yaklaşık 50 maç oynayıp geliyorlardı. Ondan sonra bir
bir aylık bir dinlenme, işte aktif dinlenme diyelim, hazırlık süreci. Ondan sonra maçlar oynanmaya başlıyordu. Şimdi oyuncuları o noktadan sonra en üst noktaya çıkartmanın imkanı yok. Ne yapıyorsun? Orada artık takımdaşlık, arkadaşlık, kalite, onları biraz daha yukarı çıkartmaya çalışıyorsun. Zihinsel beceri diyelim. Beceri, işte erken düşünme, erken uygulama becerileri olan oyuncuları kullanma. Bence buradaki temel nokta bu. Yani Fas'ın başarısını kesinlikle küçümsemiyorum. Ama bir Fas'ın acaba bir yaz Dünya Kupası'nda da benzer işleri yapabilir mi diye bir soru işareti kafamda duruyor. Bilmiyorum hocam ne diyecek. Ya da bir... Hocamdan da bir cümle alayım, sonra pazar gününe doğru bir geçelim. Şöyle, bu fiziksel özverileri kesinlikle bu seviyeye ulaşırdı. Yani bu kupada ölümüne koştular. Orada da ölümüne koşarlardı, o kesin. Ama performans bence bu derece yüksek olmazdı. Benim şahsi görüşümde kesinlikle o yönde. Aslında Fas'ı konuşmaya başlarken soru da şuydu. Frans bir başarı yakaladı. Devamı gelir mi? Onlarda devamının gelme ihtimali bence bizden daha yüksek. Onlarda da böyle biraz bizim şarklı veya oryant mentalitesi az da olsa mevcut. Her ne kadar daha fazla Asya ülkesi olsalar da. Ama çok önemli altyapı çalışmaları yapmışlar. Asya görünümlü Afrika hocam. Evet, Afrika. Afrika. Afrika olsa da, yani oryantten biraz daha uzak olsa da, ama yine de mentalite o. Akademilerinde çok önemli başarılar elde etmişler. O akademi çalışmaya devam ettiği sürece orada sürdürebilirlik daha mümkün. Biz sürdüremedik. Nedeni de şu, bizim dünya üçüncüsü olan o takımımız, o takımı oluşturan oyuncular tesadüfen yakalanmış oyuncular değildi. Planlı bir şekilde tamamıyla bir araya getirilmiş, öyle oynamaları öğretilmiş, yani çalışarak geliştirilmiş bir nesildi. Biz o neslin her türlü başarılarını yaşadık. Ama ondan sonra yeni bir nesil yetiştirmediğimiz için de devamı gelmedi. Yani konu futbolcularda değil, konu daha çok hepimizde, yetiştirmediğimiz için veya o desteği ben onlara vermediğimiz için. Ben de Fas noktasını şöyle kapatayım. Arjantin, Fransa'ya da geçelim. Hiçbir şey gerçekten tesadüfli olmuyor hocam, sizin dediğiniz gibi. 2012'de Fas'ın o zamanki kralı, Kral 5. Muhammed, 12 milyon sterlin harcayarak bir akademi kuruyor. Ve oradan bu Dünya Kupası'na giden 4-5 tane oyuncu var. Onlardan birisi En-Nesyri. Şimdi hepsini tam hatırlayamadığım için aklıma gelen ismi söyledim. Yani gerçekten de hiçbir şey tesadüfi olarak olmuyor diyelim. Fransa-Arjantin finali yarın oynanacak. Mbappe mi, Messi mi, ona yönelik bir bandımız var. Önce izleyelim, sonra üzerine yorumlarımızı yapacağız. Mbappe mi, Messi mi? 23 yaşında Mbappe'nin ikinci Dünya Kupası mı olacak? Yoksa Lionel Messi'nin kendi açıklamasına göre kariyerinin son Dünya Kupası maçında bir Dünya Kupası mı olacak? O eksik tamamlanacak mı? Hep birlikte bunun cevabını yarın 20 dolaylarında öğrenmiş olacağız diyelim. Haldun abi. Yarın şimdi, 18'de değil mi maç? Evet, 18'de. Yani ben 20 dolaylarında derken hani uzar, belki uzarsa işte 20-45 gibi, belki penaltılara giderse o şekilde söyledim. Şimdi şunu diyenler oldu. Ya neden bir insan finalde Fransa'yı tutsun ki? Messi'nin böyle bir hikayesi varken diyenler oldu. Ya da Mbappe'nin de 23 yaşında ikinci Dünya Kupası olacak. Belki de oradan başka bir star doğuyor. Ki bence doğdu ama. Doğru. Diyenler oldu. Arjantin-Fransa finaline sen hangi gözle bakıyorsun? Dün Koray Bağlaoğlu ile Mustafa İnci beni telefonla aradılar. Yayına bağlamak üzere. Radyo yayınımıza bağladılar. Orada söylediğim cümleleri söyleyeceğim. İki açıdan bakıyorum. Bir, duygusallığım var. İki, mantığım, aklım var. Niye böyle söyledim? İki tane farklı cevap gelecek çünkü ondan dolayı. Eğer mantığım ve aklım ön plana çıkacaksa Fransa. Mbappe ve Fransa diyorum. Ama duygusallığım ön plandaysa Messi diyorum. Yani dünya futboluna böyle bir iz bırakmış bir oyuncunun da bir Dünya Kupası olsun derim. Duygusallığım açısından söylüyorum ki... yayına başlamadan önce de Ahmet Hocam'la konuştuk. Ben onun için yazılan son kitabı okumuştum. Onunla ilgili birçok kişinin görüşlerini koymuşlar. Söylediği söz gerçekten de insanı etkiliyor, duygusallaştırıyor. Diyor ki iyi futbolcu olmak değil, iyi insan olmak önemli diyor. Şimdi böyle söyleyince de
duygusal olarak bizi kendine bağlıyor. Ben önemli olan ama söylemekten çok bunu yapmak. Yani yapmadı diye demiyorum. Şimdi, önemli olan söylemek değil ama yapmadı. Son olayda gerilim, son Dünya Kupası'nda gerilim onu bizim alıştığımız konumdan biraz uzaklaştırdı. Ama Messi deyince de benim aklımda hep böyle iyi bir futbol ikonu, iyi bir aile babası, iyi bir işte vatanını, milletini seven bir insan. Yani ben öyle bakıyorum. Ha diyeceksiniz ki tabii bunu sorarken bana şöyle bir soru sordular. Şimdi oradan rol çalacağım, size soracağım, siz söyleyin. Peki dediler ya Portekiz'le Messi Arjantin finalde olsaydı ne yapacaktın dediler. Ben size sorayım. Ben bir cevap verdim ama. Ben hep Ronaldo'cuyum demiştim. Ben Portekiz'in kazanmasını isterdim. İsterdim. Çünkü ikisinin de son Dünya Kupası. Hocam evet, ne diyecek bakalım. Ya ikisine de bir defa futbol severlere izlettikleri o güzel oyunları nedeniyle, yaşattıkları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Onları ödüllendirmek gerçekten bizim görevimiz. O kesin. Ama sonuçta böyle düşün şimdi bir takımda bir oğlun oynuyor, diğer takımda bir oğlun oynuyor. Hangisi kazansın? Öyle anlarda biz şunu demiyor muyuz? O zaman hak eden kazansın diye. Ben olayın biraz daha futbol yönünü bu siyaset. Bak söyleyeyim şimdi sana. Bu siyaset. Peki yani. Senin istediğin noktaya gelmem gerekiyorsa o zaman yine konuşalım. Ben Messi'yi, Ronaldo'nun... Ahmet Hocam elim armut noktasında ikisi de meyvedir şeklinde bir açıklama yapıyor. Aynen diyorum ya siyasi bakış o. Ama biri oğlum, öbürküsü de oğlum falan. Messi, Ronaldo'dan daha lezzetli bir meyvedir. Tamam, taraf şimdi belli oldu. O zaman öyle diyeyim. Ben gerçekten özel yeteneklerinden dolayı. Çünkü bakın, bu yaşamda bazı şeyleri elde edebilirsiniz. Onları elde etmek için yaptığınız bütün çalışmalar size çok büyük bir artı yazar. O kesin. O yüzden Ronaldo'yu sonuna kadar takdir ediyorum. Ama bir de ya futbol bir sanattır diyorsak, o sanat içinde çok özel yetenekler gerekli diyorsak ki diyoruz, Messi daha özel yeteneklerle bezenmiş. Yani doğuştan o yeteneklere sahip olan bir futbolcu. Dolayısıyla onu apayrı bir yere koyuyor olmak lazım. İşin sağ dışı yönü benim açımdan çok önemli. Orada Messi'ye sevgili Aldun ne kadar olumlu anlattıysa Ronaldo için de o konularda söylenecek hiçbir olumsuzluk yok. Yani o da gerçekten gençlere örnek olma adına bütün kendi evlatlarımızın bile kendilerine idol olarak görebileceği örnek bir profesyonellik davranışı sergiledi. Futbolda duygusallık yoktur diyoruz. O yüzden daha iyi oynayan kesinlikle kazansın ve büyük bir ihtimalle de kazanıyor onlar derdim ben kendi adıma. Hocam aslında o söz hep şey değil midir? Benim için tartışmalıdır. Yani futbolda duygusallık vardır ama bunu yansıtmayan taraf daha iyi sonuç alır. Yani şimdi, değil mi? Vardır yani. Şimdi bakın vardır mutlaka vardır da bir de hepimizin bir görevi var. Ben teknik adam gözüyle bakıyorum. Duygusallık yoktur derken bir tarafta hak etmiş bir futbolcuyu kendi takımından bahsediyorum oynatmak ne kadar doğruysa büyük özveriyle o günlere gelmiş ve saha içinde rakibinden daha üstün performans sergilemiş futbolcuyu desteklemek de benim görevim. Veya bütün futbol severlerin görevi bu olsa gerek diye düşünüyorum. Şimdi ben bir şey daha söyleyeceğim. Enteresan gelecek belki size. Ya biz niye iki kampa ayrılıyoruz? Onu da anlamış değilim. Mutlaka ya Messi'ci olacaksın ya Ronaldo'cu. Ya ikisinin de farklı meziyetleri, farklı özellikleri var. Ve biz ikisini de ben ikisini de izlemekten çok mutluyum. Yani ikisini izlemekten. Hayır. Ya Messi'ci olacaksın ya Ronaldo'cu olacaksın. Aydın abi geçtiğimiz günlerde ben son sayfada buna yönelik bir 5 dakika bulmuştum. 5 dakika sadece bununla ilgili konuştum. Konuşmam da şuydu. Tabii ki öyle 5 dakika konuşmayacağım ama dedim ki sürekli birini seçmek zorunda değiliz. Bunun keyfini yaşayalım. Ben bunu başka karşılaştırma üzerinden de yaptım. İşte mesela Michael Jordan mı, LeBron James mi? Ya da işte Messi mi, Maradona mı? İşte Messi mi, Ronaldo mu? Bir kere Messi-Ronaldo tartışması olabilir dedim ama mesela diğerleri olmaz. Benim için neden olmaz? Çünkü farklı dönemlerde oynayan iki oyuncuyu bence kıyaslamak çok yanlış bir şey. Ama bunun tadını çıkarmak lazım. İşte sen Messi'cisin, sen Maradona'cısın, sen Pele'cisin, sen LeBron James'cisin, sen Jordan'cısın. Ya hani bu bir sporsa biz buradan keyifli şeyleri alalım. Biraz gülerek, eğlenerek bunu rekabet ortamına dökelim. Ama böyle kutuplara ayrılarak, işte, birbirimizi sevmeyerek, düşmanlık yaratarak yapılacak bir şey şimdi değil bu ya. Şimdi ben bir şey daha söyleyeyim. Oradan sonra hocam devam etsin.
Ya ben C vitamini almak istiyorum. Portakaldan mı alayım, mandalinadan mı alayım? Ya kardeşim hangisinden istiyorsan al. C vitamini ikisinde de var. Yasak yani değil ya. Yani. Yasak değil. Yani ben anlamıyorum yani. Hayır. C vitaminini portakaldan almak zorundayım. Öyle bir zorunluluğum evet. yok. Yani illa ya mandalinacı ya portakalcı olman gerekiyor. Şimdi tabii orada bizi oraya iten birçok neden var. Onlardan biri de endüstriyel futbol. Bakın biz de burada endüstriyel futbolun parçası olan bir program yapıyoruz. Şimdi biz Aldo'nun en fikiriz. Dedik ki ya portakaldan da alsan, mandalinadan da alsan fark etmez. Sonuçta aldın. Bitti. Ne konuşacağız? Daha doldurmamız gereken yarım saat var. Ama Haldun portakaldan diyorsa, ben de mandalinadan diyorsam, tartışırız bırak diyorsun. O yarım saati, biz iki saati daha doldururuz. Hem de biz onu tartışırken de insanlar daha fazla ilgi gösterirler. Zaten hedef o. Diğer taraftan da futbolu güzel kılan biraz da o. Yani futbol ne kadar basit bir oyunsa, bunu oynamayanların bile üzerine yorum yapabileceği, konuşabileceği, izlediği anda keyif alabileceği bir oyun. O yüzden kendi fikirlerini dönem dönem böyle diğerleriyle karşılaştırarak, çarpıştırarak bence o keyifli tartışmaların içine girmek futbolun taraftar kitlesini de daha fazla arttırıyor. Yani insanın doğasında var kazanmak. Sonuçta futbol ne kadar bir oyun olsa dahi orada bir kazanan kaybeden olacak. Zaten işi güzelleştiren biraz da onlar. O yüzden futbolun ruhunda olana değişik taraflarda olma özelliği bazen bilinçli bir şekilde buralarda da yapılıyor tabii. Yani ben yani öyle bakıyorum olaya. Hani bana illa bir tarafı tut diyorlar. Ya tutmak iste yani Messi hocamın dediği gibi doğal bir yetenek. Ama ben Cristiano Ronaldo yeteneksiz nasıl derim ki? Yeteneksiz adam ya. Onları yapar mı? Yani onun da yetenekleri var. Biri yeteneğinin üzerine çalışmasını, azmini, mücadelesini koymuş. Diğeri evet o da çalışmış ama onun yeteneği biraz yukarıda olduğu için o Cristiano Ronaldo kadar çalışmadan da yapabileceği göstermiş. Bütün mesele bu. Yani ben anlamıyorum. Hatta izleyicilere soralım istersen. Çünkü biz şimdi böyle söylüyoruz ya. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Onlar yazsınlar. Bize söylesen Messi'ci misin, Ronaldo'cu musun? Evet. Bakalım böyle bir ayrım yapacaklar mı? Ben Haldun'un konuşmalarından şunu anladım. Eğer Arjantin'le Portekiz final olsaydı Haldun oraya bir Dünya Kupası daha yetiştirecekti. Kazanan oradaki Dünya Kupası'nı kaybeden de aman üzülmesin de Haldun da ikinci Dünya Kupası'nı hocam, bizde ona verecekti ben de, yani. Hocam, ben de şunu anladım hocam Haldun abinin konuşmasından. Biz biraz Haldun abiyle inceden rahatsızız. C vitamini almamız lazım. Ben de onu anladım. Şeyi de söylüyorum. Hocam çözüm var. Yani bizde çözüm hiç tükenmez. Ahmet Suat Özyazı'nın biliyorsun bir kupası var. Yarım. Biliyorum. İkiye bölmüşler olmayınca. Yarısı orada, yarısı İzmir Spor'da mı? Hani öyle var yani böyle doğru. Böyle şeyler var. Hayır, Dünya Kupası'nda bu çözümü bulurduk hocam. Bölerdik ikiye, yarısı yarısı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynadığı Kurtuluş Savaşı sonra o dönemde galiba bir Richard sandı galiba veya Wellington'du. O subayın adı. İngiliz bir subay adına oynanmış bir maç var. Harrington kupası. Ortadan ikiye bölünmüş. Beraberinde olduğu için. İkiye hem Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin müzesinde var. Ya bunları konuşmak bile futbolun zaten ne kadar keyifli bir oyun olduğunu gösteriyor. O yüzden Messi Ronaldo dedik. Kendi adıma Ronaldo'nun tabii ki bu resmi bir veda değil ama herhalde bundan sonraki Dünya Kupası'nda olmayacak. Şimdi bir de Messi'nin kazandığını düşünün. Hocam ben ikisi de olmaz diye düşünüyorum. Yani. Hayır şu örneği vereceğim. Biraz daha duygusallaştıracağım olayı şimdi. Yani ömürlerini bize keyifli anlar yaşatmak için böyle büyük bir rekabet içinde geçirmiş ve kim bir kim iki diye karar veremediğimiz iki futbolcudan biri Dünya Kupası'nı alarak noktalıyor. Diğeri de gözyaşlarıyla elenerek noktaladı. Evet. Hele hele hocasının ona yaptığı çok büyük bir haksızlık sonrası noktalamak zorunda kaldı. Yani böyle bir son herhalde hiç kimse düşünmemişti.
O yüzden finalde oynamak ikisine de yakışırdı. Hocam genelde güzel şeyler mutlu sonuna bitmiyor. O yüzden benim için çok şaşırtıcı olmadı yani. Bu çok yani dramatik mi? Yarın... Bu çok dramatik bir açıklamaydı hocam. Bunu nereye çekersin bilmiyorum ama Zamorano da demiş ki çok güzel esprili gidince biz o da herhalde espri yapmış. Diyor ki ne Messi ne Ronaldo, Serdar Dursun abi diyor. Dursun Aldo diyor yani. Yok. Öyle diyor ya efendim maçı Serdar durmasın. Bence ikinci yarı Serdar durmayacak zaten. Onu da Fenerbahçe bölümünde konuşuruz. Konuşuruz hocam. Orada... Peki şimdi son 1-2 dakikamız bu bölümde. Fransa-Arjantin maçına dair. Gerçi Haldun abi hem tarafını hem mantığını söyledi ama hem şöyle bir skor tahmini, oyun tahmini kısa kısa ikinizden de rica edeyim. Ben şunu söyleyeyim. Oyun olarak Fransa'nın daha iyi düzeyde olduğunu söylüyorum. Ama şunu da hemen yanına ekleyeyim. Tek maçlarda o kadar çok şey değişiyor ki, çok değişkeni var. Mesela işte Fas maçında daha 4. dakikada golü attı, her şey bitti. Yani onun için yani oyun olarak baktığımda Fransa'yı önde görüyorum. Ama çok enteresan, Arjantin'in enteresan oyunları var. İlk maçta yenilmiş olmaları onları çok ciddi bir şekilde avantajlı hale getirdi. Her sonucu açık bir maç yani, ben baştan söylüyorum ama mantık olarak %51 Fransa'nın önde olduğunu görüyorum. Duygusal olarak da söylüyorum, Messi önde olsa daha iyi olur diye söyleyebilirim. Hocam. Ben biraz daha kendimi tutacağım. O da şu, futbolda herkes kazanmak ister ya, ben de yarın kazanmak istiyorum. Nedeni de şu, Dünya Kupası başlamadan önce ben Fransa'nın kazanacağından yana fikir yürütmüştüm. Böyle bir söylemde bulunduktan sonra otomatikman taraf oluyorsunuz. Ben de Fransa'nın tarafındayım Messi'ye rağmen. O yüzden Fransa'nın kazanmasını bekliyorum. Bir, oyunları daha önde. İki, oyuncuları da daha önde Fransa'nın. Bir de şu var, biraz da romantizm yapacağım yine. Çok ya güzelim hocam, araya gideceğiz. Ronaldo gidiyor dedik, Messi gidiyor dedik. Eğer yarın bir Mbappe bu dünyanın kralı olarak ön plana çıkmazsa belki de kralsız bir Dünya Kupası olacak. O yüzden... Bence o krallık tacını Mbappe giyecektir. Yeter ki hocam kraldan çok kralcı olmasın diyerek bu bölümü de kapatalım. Değerli izleyenler, spor gündeminin ilk saatinin sonuna geldik. Şimdi ufak bir ara, sonrasında saat başında yeniden karşınızda olacağız. Spor gündemine devam ediyoruz değerli izleyenler. İlk saatte Dünya Kupası'nı konuşmuştuk. Bu saatte de Dünya Kupası vari bir organizasyonu konuşarak başlayacağız. Neden var diyorum? Çünkü FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın 2025'ten itibaren 32 takımla düzenleneceğini söyledi ve 4 yılda bir olacağını bu organizasyonun söyledi. Yani kulüpler arasında bir Dünya Kupası olacak kısacası Infantino'nun dediğine göre. Bunu konuşacağız konuklarımla birlikte ama isterseniz önce haberin detaylarına bir bakalım, sonra üzerine yorumlarımızı yapalım. Infantino'nun çok ciddi ve dikkat çeken açıklamaları vardı ve açıkçası önümüzdeki yıllarda ve yakın bir gelecekte, yakın bir tarihte hepimizi ilginç organizasyonlar bekliyor olsa gerek diyelim. Haldun abi, şimdi hocama da soracağım. Aslında Dünya Kupası'nı konuşmuşken Dünya Kupası'ndan başlayıp sonra Kulüpler Şampiyonası'na geçelim istiyorum. Çünkü Infantino'nun açıklamalarında Dünya Kupası da var. 48 takımlı Dünya Kupası zaten yakında hayatımızda olacak ama... İşte 16 grup mu yapalım, 12 grup mu yapalım diyor Infantino. Benim daha değişik bir önerim var. 48 grup yapalım. Birer baş oynayalım. Birer herkes kendisiyle bir yedekleriyle oynasın. Oradan çıksınlar, hani daha fazla maç olacaksa. Herkes bir kendi ülkesinin rezerv takımıyla oynayıp. Ya. Yani bu nereye varacak işin sonu? Hatta özür dilerim. Bizim A-Spor futbol takımı turnuvada çok başarılı olamadı ama biz de bir takım Dünya kurup katılalım Dünya Kupası'na ya. Bu arada Hüseyin Özkök de sürekli yazıyor, birçok hatalar, sıkıntılar olduğunu söylüyor ama yani ona da eğer arkadaşlarımız bir telefon bağlantısı yaparsa... Müsaitse eğer zaten bağlarız. Yani o da buradan yazıyor. Ben şimdi okumayayım hepsini, yazdıklarını. Doğrudan kendisi söyleyebilir diye düşünüyorum. Yani şimdi için. Bence 16 grup mu, 12 grup mu? Yani bu dörtlü grup sistemini değiştirmek bence son derece yanlış bir hamle olur diye düşünüyorum açıkçası. Meseleyi ben sana söyleyeyim. Mesele tamamen duygusal. Hep öyleydi. Ama bu kadar abartmamışlardı. Abartıya geldik artık yani. Para. Ya bu insanlar, bunlar makine değil ya. Bunlar insan. Para. Tamam da kardeşim, yani sen para kazanacaksın diye bunları hani
yarış atı gibi koşturmanın bir mantığı yani, yok ki hocam yani. Hocam şeyi fark ettim. Bazı şeyleri yavaş söyleyince şarkı oluyor. Öyle Haldun mi? Abi şimdi hızlı para 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 dedi. Onun yavaş olunca şarkısı yok, var ya. Ama aklıma o geldi. onda da istikrar yok. Yok doğru. İlk bölümde tamamıyla duygusallıktan yanaydı. Şimdi de duygusallığa karşı çıkıyor. Yani. O duygusallık benim ters bir şey. Şimdi Dünya Kupası'nı madem konuşuyoruz. Dündar Keşaplı da Katar'da. Evet. Şu anda hazır bir durumda bizi bekliyor. Tabii ki son gelişmeler. Onda yarın Arjantin artık Fransa ile finalde karşı karşıya gelecek. Bugün üçüncülük maçında Fas'la Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Dündar Keşaplı da Katar'da. Son gelişmeleri sevgili Dündar Keşaplı'dan alalım. Evet, uzun bir maraton oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın artık sonuna gelindi. Biraz sonra yaklaşık 2 saat sonra üçüncülük maçı için sahaya çıkılacak Hırvatistan ve tarih yazan bir Fas ile mücadele edecek. Bakalım, Fas için oldukça önem taşıyan bir karşılaşma. Çünkü tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve bugüne kadar göstermiş olduğu başarıların en fazlasını Dünya Kupası'nda göstererek, daha doğrusu bir başka deyimle, dünyada herkesi kendine hayran bıraktı. Teknik direktörün kullandığı ifadeler bu şekilde, ki aslında öyle oldu. Çünkü bugüne kadar önemli kulüpleri, önemli takımları eleyerek yarı final adını yazdı. İspanya, Portekiz, Belçika gibi bugüne kadar Avrupa'da söz sahibi ülkeleri eleyerek yarı final adını yazdırması ise büyük bir başarı. Belki Dünya Kupası'na damga vuran en önemli takımlardan biri oldu Fas ve tabii bu akşam Hırvatistan karşısında onlar için bir üçüncülük, yani bir başka deyimle bronz madalya kazanarak ülkelerine dönmek tek hedefi olacak. Ve şunu söyleyeyim, şu anda bulunduğumuz otel aslında FIFA'nın bulunduğu otel ve burada son hazırlıklar yapılıyor. Biraz sonra da bütün burada davetler de artık stada doğru yavaş yavaş gidecek. Ancak diğer yandan gelen bilgiler ise bütün biletlerin satıldığı, hatta bileti olmayan taraftarların bile stat çevresinde olduğu yönünde bilgiler geldi ki Fas için önem taşıyan bir başka karşılaşma. Dünyanın gözü tabii asıl yarınki oynanacak maça dönecek. O da Fransa ve Arjantin milli takımının düellosu, bir başka deyimle kralların düellosu demiş İtalya İspanya medyası, ki bir yanda 10 numaralı Mbappé, diğer yandan 10 numaralı Messi'nin düellosu olacak demiş İtalyan spor medyası. Ve özellikle iki kraldan biri bu krallık koltuğuna oturacak 2022 FIFA Dünya Kupası'nda. Tabii asıl burada önemli olan efsane yıldız oyuncu Messi'nin, biliyorsunuz ki Arjantin turnuvaya çok kötü başlamıştı ve 36 yıllık özlemi gidermek istiyor. Arjantin milli takımı için çok önem taşıyan bir turnuva. Tabii Fransa için de, ama Fransa en son dünya şampiyonu olduğu için bu özlem Arjantin kadar olmadığını söylemek gerekir, ki diğer yandan 11 kez iki ayrı kıta milli takımları final oynuyor. Yani Avrupa ile Güney Amerika takımlarını kıyaslarsak bu 11. kez finalde karşı karşıya geliyor iki ayrı kıtanın takımları. Diğer yandan takımda, Fransa milli takımında 3 oyuncunun rahatsız, hasta olduğunu söylemiştik dünkü akşam yanımızda. Bugün yine medyaya yansıyan gelen bilgiler doğrusunda bazı gazetelerde Covid oldukları yönde bilgiler var. Bazı konuda medyada grip oldukları yönde bilgiler var. Ancak tabii net olarak herhangi bir kulüpten daha açıklama tam yapılmış değil bu konuyla ilgili. Büyük olasılıkla bu 3 oyuncusu hasta olduğu için, rahatsız olduğu için İspanya, bugünkü bütün medyada Fransa defansa sorun var şeklinde gündeme taşımışlar. Bu nedenle bakalım Deschamps Arjantin karşısında nasıl bir kadro ile sahaya çıkacak. 37 kupa kazanan bir Messi, 24 yaşındaki 13 kupa kazanan Mbappé. Ancak ilginç olan şu, ikisi de Paris Saint Germain forması giyiyor ve Fransa Ligi'nde forma giyen iki takım arkadaşı burada artık rakip olarak sahaya çıkacaklar yarınki mücadelede. Tarih yazmak istiyoruz demiş Fransa cephesinden Deschamps. Çünkü ikinci kez bu kupayı mı kazanmak istiyoruz derken, dünkü yayında da vermiştim, bugün gene tekrar etmek istiyorum. Gündeme gelmişti. Dünya Kupası başladığı zaman çok eleştirmişti Fransa cephesinden Katar'daki organizasyonu Fransızlar. Tabii Fransızların bu tür polemikleri ne yazık ki sık sık gündeme geliyor. Ancak Katar Dünya Kupası'nın, şunu söylemek istiyorum, tanıklık ettiğim için söylüyorum, gerçekten buradaki organizasyon çok güzel hazırlanmış. Belki bugüne kadar gördüğüm en güzel ve en başarılı turnuvalardan biri olduğunu söylemek gerekir. Her türlü konuyu en ince detayına kadar düşünmüşler organizatörler ve stadyumlarda zaten defalarca konuşuldu, gündeme taşındı. Belki en iyi şekilde hazırlandı.
kısaca düne kadar Katar'ı eleştiren Fransız taraftarlar artık bu eleştirdikleri ülkeye gelmek zorunda kalacaklar. Yani bir başka deyimle final oynadıkları için yarın burada çok sayıda Fransız taraftarın olmasını bekliyoruz. Ancak tabii yarınki düello için bütün biletler satıldı. Az önce gelen bazı bilgileri de paylaşmak istiyorum. Bir tane bileti kara borsada 2000 ile 5000 euro arasına kadar çıkan rakamlarda fiyat isteniyor. Bu da bir başka işin gerçek yüzü. Ancak bu tür turnuvalarda böyle astronomik rakamlar, bilet fiyatları ne yazık ki olabiliyor. Evet, kısaca aktaracağım notlar bunlar. Hemen hemen bütün notları vermiştik, size paylaşmıştık. Ancak Fransa'nın işi, eğer bu üç oyuncusu eğer gerçekten hasta olup da hani sahaya çıkamazsa defansta ciddi sorunlar yaşayacak. Bakalım yarınki düelloda, bu akşam önemli maç Fas için, yarın da Arjantin-Fransa maçına gözler çevrilecek. Dünyanın gözü doğada olacak. Artık turnuvanın sonuna geldik. Bakalım 2-10 numara sahada olacak. Hani benim deyimle iki kral, iki yıldız oyuncu. Bakalım krallık tahtına kim oturacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Doğadan aktaracağım notlar şimdilik bunlar. Yine birlikte olmak dileğiyle söz İstanbul'da sizde. Teşekkürler Dündar Keşaplı. Son gelişmeleri yerinden, Katar'dan, Doğa'dan öğrenmiş olduk, almış olduk. Mbappe mi, Messi mi, hangi on numara yarın? Dediğim gibi 20 dolaylarında o kupa hangi formanın üzerine kalkacak, hep birlikte göreceğiz. Şimdi Dünya Kupası'nı konuştuk, konuşmaya devam ediyoruz ama az önceki haberin detaylarıyla ilgili bir Hüseyin abiye bağlanalım, Hüseyin Özkök'e. Çünkü onda ilgi çekici gelişmeler var, açıklamalar var. Hüseyin abi merhabalar. Ömer merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Ahmet abi ve Haddin abiye de selamlar, sevgiler. Merhaba. Selamlar, merhaba. Merhaba Hüseyin'ciğim. Sevgili Hüseyin abi, şimdi Infantino'nun yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekici ve tepki de aldı tabii ki bu açıklamalar. Az önce sen de Haldun abiye ilettin. Biz de seni bağlayalım ve detayları daha net bir şekilde öğrenelim dedik. Yani hem Dünya Kupası ile ilgili açıklamalar var. İşte 12 grup mu, 16 grup mu, 48 takımlı bir Dünya Kupası, hem de FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar var. Detaylar sende. Evet. Şimdi önce 2026 Dünya Kupası'ndan başlayalım. FIFA Konseyi daha önce 2026 Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanmasına ve grupların da 3'er takımdan oluşmasına karar vermişti. Yani 3'erden 16 grup olacaktı. Maç sayısı da 64'ten 80'e çıkacaktı. Fakat burada şöyle bir handikap var. Üçerli gruplarda iki takım oynarken bir tanesi bekliyor. Grupların son maçlarında oynayan iki takımın işine mesela beraberlik geliyorsa öteki üçüncü bekleyen takım ne yapacak? Hiçbir müdahil olamadan turnuvadan elenebilir şeklinde itirazlar geldiğinden buna bütün dünyadan büyük tepkiler geldi ve FIFA'ya bu üçerli grupların tekrar dörderliğe döndürülmesi için bir baskı yapılmaya başlandı. FIFA Konseyi'nden bu resmi olarak karara bağlandığı halde dün Infantino bu baskılar üzerine 2026 Dünya Kupası'nın organizasyonu yeniden değerlendireceğini söyledi. Fakat dörderli gruplara döndüğümüzde bu sefer çok daha önemli bir sorun ortaya çıkıyor. Maç sayısı bu sefer 64'ten 104'e çıkıyor. Yani 40 tane daha fazla maç oynanması gerekiyor. Bu da ne demek? Bir ay süren Dünya Kupası'nın minimum 1,5 ay sürmesi demek. 1,5 aylık bir Dünya Kupası demek, bütün dünya futbolunun takviminin alt üst olması demek. Ve futbolcular üzerine çok daha fazla yük binmesi demek. Yani 48 takıma çıkartarak zaten işi karma karışık ettiler. Şimdi üçerli grup olsun mu olmasın mı tartışmaları ortaya çıkınca da FIFA Konseyi bir değerlendirme daha yapacak ve önümüzdeki Mart ayında FIFA'nın kongresi var Ruanda'da. Burada FIFA başkanlık seçimleri de yapılacak Ruanda'daki toplantıda ve orada yeni bir karar açıklanabilir 2026 ile ilgili. Bunu hep beraber göreceğiz. Bu arada Ruanda demişken ve FIFA seçimi demişken, Infantino 2031'e kadar FIFA başkanı olarak kalabileceğini açıkladı. Şöyle ki herkes 2027 sonunda bırakacağını, 3 dönemi tamamlayacağını düşünüyordu. Çünkü FIFA başkanları 3 dönem görev yapabiliyorlar. Ama dünkü sürpriz açıklamasıyla dedi ki ben Sepp Blatter'in yerine boşluk doldurmak için ilk döneminde görev yaptım. O sayılmaz. Benim şu anda yaptığım dönem ilk dönem.
bundan sonraki iki dönemde daha başkan olabilirim dedi. Nitekim FIFA konseyi de yazılı bir açıklamayla bunun böyle olduğunu ve FIFA Başkanı Infantino'nun iki dönem daha görev yapabileceğini söyledi. Önümüzdeki seçimlerde, Mart ayındaki seçimlerde zaten tek aday Infantino, başka adaylık koyan olmadı. Dolayısıyla 2031'e kadar Infantino'nun dünya futbolunun başına tırnak içinde bela olacağını düşünüyorum artık ben. Kesinlikle, çünkü biraz önce de siz konuştunuz, para para para. Gerçekten Infantino çok sayıda organizasyon yapıp küçük federasyonları ve konfederasyonları parayla kendine bağlamak amacında. Çünkü küçük federasyonlar para kazanamıyorlar fazla. Çok fazla gelirden onlara pay verdikçe tabii ki seçimlerde de bu federasyonlar, 211 federasyon dünyadaki, Infantino'ya yanaşıyorlar. Avrupa veya da Güney Amerika ne kadar karşı olurlarsa olsunlar, çoğunluk Infantino'nun elinde olduğu için istediği kararları geçirip başkan seçimi imkanında yakılıyor. Kulüpler Dünya Kupası'na gelirsek, Kulüpler Dünya Kupası normalde her sene yapılan ve 7 takımla oynanan bir organizasyondu. Pandemi öncesinde Infantino'nun projesiyle 24 takımlı bir Kulüpler Dünya Kupası organizasyonu olacağı açıklanmıştı. Fakat pandemi patlayınca ve Euro 2020, işte Copa America 2020, olimpiyatlar filan bir yıl sonra 2021'e ertelenince bu Kulüpler Dünya Kupası da ertelendi ve rafa kalktı. Fakat Infantino bu rafta fazla tozlanmasına izin vermemiş bu projenin ve indirdi onu raftan ve bu sefer 32 takımla bir açıklama yaptı ki bu zaten bütün dünyada yine tepki gördü. Dünya Kulüpler Ligler Platformu olsun, Oyuncular Sendikası, FIFPro olsun buna itiraz ettiler. Bize hiçbir şekilde danışmadan bu karar alınmış. UEFA'dan da bir görüş aldım ve UEFA da diyor ki bize 24 takım olacağını söylüyordu. Bir anda kendisi 32 takım açıkladı diyorlar. Yani onları da bir şekilde kandırmış nereden icap ettiyse. Dolayısıyla 32 takımlı bir Kulüpler Dünya Kupası oynanacak ama kaç yılda bir oynanacak? 4 yıl diye bir açıklama yapmadı. Kaç yılda bir oynanacak? Nasıl olacak format? Hangi kıtadan kaç tane takım katılacak? Bunların hiçbiri henüz belli değil. Dolayısıyla onun açıkladığı tek 32 takımlı bir Kulüpler Dünya Kupası oynanacağı ve bunun şu andaki dünya 32 takımlı Dünya Kupası formatında oynanacağı. Yani dörderli gruplar ve son 16, işte çeyrek, yarı final gibi oynanacağı şeklindeydi. Dünkü basın toplantısı yine çok enteresandı. Biliyorsunuz Dünya Kupası başlarken de çok ilginç bir basın toplantısı yapmıştı Infantino. Gider eğer şimdi Dünya Kupası biterken de böyle bir basın toplantısı yaptı. Başka merak ettiğiniz bir şey varsa cevaplayayım. Bugün onunla ilgili zaten uzun bir yazı yazdım. Ve bütün Infantino'nun açıklamalarına daha geniş perspektiften baktım. Yine abi çok teşekkürler. Zaten geniş geniş her şeyi anlattım. Hüseyin'e bir şey sorabilir miyim? Tabii hocam. Sevgili Hüseyin, 2031'de Infantino FIFA başkanlığını bırakınca sen çok üzüleceksin, arkadaşın oradan ayrılıyor diye. Ya Ahmet abi, Infantino bizi daha çok konuşturacak gibime geliyor. Çünkü hani 2027'ye kadar biz seçileceğini düşünüyorduk işte. Evet. Fakat bu ilk dönemini saymıyorlar. Çünkü orada bir boşluğu doldurduğunu söylüyor kendisi. Ve FIFA konseyi de bunu onaylayınca Infantino'yu daha iki dönem, yani dörder yıldan 2031 yılına kadar futbolun başında göreceğiz gibi geliyor. Çünkü dediğim gibi o para vermesiyle, federasyonlara para saçmasıyla 2031'e kadar kalmayı zaten şimdiden garantilemiş gibi bir durum söz konusu. Gelirken koltuğun üzerine şey sürüyorlar, böyle bir yapışkan sürüyorlar. Oturunca kalkılmıyor galiba Hüseyin, öyle bir şey var. Kalkılmıyor, evet evet. Onun 3 dönem sonunda o zamk herhalde etkisini kaybediyor. Aslında ömür boyu kalsa da herkes rahat etse, o da çok rahat etse. Yalnız evet, 2011'de evet, Türk futboluna ne kadar büyük zarar verdiğini çok iyi biliyoruz UEFA Genel Sekreteri iken. Unutmadık evet, onları. Evet, yani kesinlikle, kesinlikle. Çok enteresan bir insan Infantino. Hakikaten bütün dünyada çok tepki çekiyor. Özellikle Avrupa ile arası hiç iyi değil. Bu Dünya Kupası başlarken yaptığı basın toplantısında da Avrupa ülkelerini ve federasyonlarını çok eleştirmişti hatırlarsanız. Kendisi de Avrupalı olmasına rağmen. Ama bunun amacı tabii ki bütün dünyanın diğer ülkelerini kendisine çekmek ve koltuğunu korumak.
Peki. Sevgili Hüseyin abi, Infantino'yu en kibar şekilde eleştirdim. Bunu yapmak da hiç kolay değil açıkçası. Daha Infantino başta olduğu sürece bu şekilde tartışmalı birçok bağlantı seninle yapacağız gibi geliyor. Gerçekten ağzına sağlık. Bütün detayları aldık senden. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Selamlar. Çok teşekkürler. Selamlar. Şimdi hiç hız kesmeden bir bağlantımız daha var. Sevgili Ömer Üründül'e. Büyük duayen, büyük ustaya bağlanacağız. Dünya kupalarının aranılan ismi. Avrupa futbolu denince, dünya futbolu denince aranılan isim Ömer abi. Ömer abi de tabii turnuvanın büyük bir bölümünü Katar'da takip etti. Yine o alışkanlığından vazgeçmedi. Ve Ömer abiyle tabii ki şu ana kadar hem turnuvayı hem de yarınki Arjantin-Fransa finalini konuşacağız. Sevgili Ömer abi, Ömer Üründül, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ömer abi, bugün bir üçüncülük maçı var tabii ama gözler aslında yarınki Arjantin-Fransa maçında. Hem şu ana kadar kısa bir turnuvanın gidişatı nasıl gözlemlerin oldu onu sormuş olayım sana. Evet. Hem de yarınki final öncesi düşünceleri nelerdir? Vallahi şimdi ben yani genel olarak her dünya kupası eleştirilir işte. Herkes pek tatmin edici bulmaz, birçok maçı şey yapar ama ben genelde bu dünya kupasında yani keyifli maçlar izledim. Büyük sürprizler oldu. Bunlar gerçekten beklenmeyen sürprizlerdi. Onlar da renk kattı. Yani ciddi sürprizler oldu. Bunun yanında çok başarılı bir organizasyona şahit oldum. Yani gerçekten kutlamak lazım. Bir şehir düşünün, 8 tane stat ve burada bir dünya kupası organize ediyorsanız. Yani gerçekten büyük bir başarı. Kötü bir şeyle karşılaşmadım. Herkes çok saygılıydı, güvenlik görevlilere, herkes yardımcı oluyordu. Yani bu şekilde büyük keyif aldım ben şahsen. Onun dışında maçlardan da dediğim gibi keyif aldım. Şimdi gelelim, tabii burada Fas'ın başarısı var, bugün üçüncülük maçına çıkacak, ciddi bir başarı. Yani gruptan birinci çıkmak, ondan sonra da hem İspanya'yı hem de Portekiz'i elemek gerçekten çok önemli bir başarıydı. Yani saygı duymak lazım. Hırvatistan'da her zamanki gibi şey bir takım, yani uyumlu, senelerdir birbirleriyle birlikte oynayan, maçların stratejisini, taktik stratejisini çok iyi düşünen, hazırlanan ve her Dünya Kupası da böyle işte son final oynamıştı. Bugün de üçüncülük maçı oynayacak. Şimdi gelelim yarınki maça. Tabii dev bir mücadele. Şimdi tabii herkes değişik fikirlerle şey yapıyor. Mesela ben bazı eleştirileri, dünyadaki eleştirilere de bakıyorum filan. Yani Messi olayı ayrı bir şey olarak gösteriliyor. Tabii çok doğru, büyük bir yıldız. Ama bir şey unutmamak lazım. Tamam, ben de Arjantin takımı çok iyi futbol oynuyor demiyorum ama yani o takım, yani öyle bir şekilde ayrım yapılıyor ki, yani Arjantin çok kötü bir takım, Messi ile buraya yürüyor. Böyle bir şey olması mümkün değil dünyada. Yani böyle bir şey olmaz. Bugüne kadar da yani şey, bunun örneklerini gördük. Öncelikle mutlaka bir takım vardır ama Messi tamam müthiş bir oyuncu. O takımın içinde o da özel yaratıcı özelliklerini bir numaralı seviyede kullanarak takıma çok önemli katkı veriyor. Fransa da organize bir takım. Çok güçlü yanları var. İkili mücadelelerde kuvvetliler. İşte Mbappe gibi çok özel bir sprinter. Gerçekten çok güçlü. Çok adam geçiyor, gol atıyor. Yani her şey var. Saha içi organizasyonları da oturmuş. Belki Fas maçını iyi oynamadılar ama son dönemlere baktığımız zaman da gerçekten her şampiyonun içinde bir Fransa görüyoruz. Öyle baktığımız zaman güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. Ama unutmamalı ki final maçlarının çoğu tabii kontrollü oyun olur. Ancak bir skor avantajı gelirse erken bir takım tarafından oyun daha zevkli olabilir. Onun için bu şekilde. Mesela dev mücadelelerden bir tanesini şöyle söyleyeyim. İngiltere-Fransa maçıydı mesela. Ben o maçtan çok keyif aldım. Gayet güzel bir maç oldu. Bu da iyi maç olacağını tahmin ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Soracağınız varsa Ahmet Hoca'ya, Halil kardeşime de sevgiler. Soru. Çok teşekkür ederiz. Yani ben Mbappe ve tabii en çok konuşulan
Ustaya şunu sorayım. Yani herkesin paylaştığı, bölündüğü bir bölüm var. Mbappé'yi bir kenara bırakıyorum. Ronaldo ile Messi arasında Ömer Üründül nerede? Onu öğrenmek evet. istiyorum. Tabii. Ben şöyle söylüyorum. Ronaldo, senin de görüşlerine yakın benim görüşüm. Yani çok iki tane dünya futbolunun son senelerine damga vurmuş iki büyük yıldız. Biri çok çalışarak çok kuvvetli olaraktan her gün o idmanların yanında kendisi özel çalışaraktan çok güçlenip özelliklerini bu şekilde üst düzeye çıkarıyor. Öbürü de onda o kadar çalışmasa da ondan daha teknik kapasitesi yüksek olduğu için o da futbolculuk kalitesiyle bir yerde bunu şey yapıyor. Ama ikisi de çok büyük futbolcu. Bunu kabul etmek lazım. Ben şahsen bu turnuvada Ronaldo'nun tabii ki belli bir yaşa geldi. Eski fizik gücü yok ama ne olursa olsun yedek kalmamasını da içime sindiremedim. Ömer abi benim de bir sorum olacak. Şimdi şunu sormak istiyorum ek olaraktan senin yaptığın açıklamalara. Tabii bir ilk yaşıyoruz. İlk defa sezon ortasına gelen bir Dünya Kupası. Aslında kış Dünya Kupası diyoruz da Katar'da çok kış mevsimi olmadığı için sezon ortası Dünya Kupası diyebiliriz herhalde buna. O yüzden yani bu sürpriz sonuçları... İşte birçok turnuvanın başından sonuna kadar yaşanan sürprizleri, oyuncuların çoğunun performansının yukarıda olarak yani sezon sonu 50-60 maç oynamış değil ama sezon başında tam böyle sezon açıldıktan birkaç ay geçtikten sonra performanslarını en iyi verebilecekleri noktada olmalarına bağlıyor musun? %100 haklısın. Bak ben şöyle söyleyeyim. Bu benim 11. gittiğim Dünya Kupası. Yani 82'de başladım. O seneden beri hepsine gidiyorum. En çok tempolu oynanan Dünya Kupası bu Dünya Kupası. Çünkü sezona girilmiş belli bir dönem maçlar oynanmış. Futbolcuların hazır durumu. Çünkü öbür türlü Şampiyonlar Ligi o elemeler, o kendi liglerinin kupa maçları vesaire bir bakıyorsun sezon bitiyor. Bütün futbolcular, yıldız futbolcular dahi bir fiziki yıpranma içinde. Ondan sonra Dünya Kupası başlayınca tabii doğal olaraktan da daha düşük tempolu oluyordu maçlar. Ama bugün bu Dünya Kupası'ndaki bence tempo maçlardaki akıcılık daha iyiydi yani. Ömer abi Ahmet Akçan saygılar sunuyorum. Merhaba Ahmetciğim. Şöyle bir ricam olacak. Senin gözlemlerin benim için çok önemli çünkü. Ben bu Dünya Kupası'nda takım oyununun çok daha fazla ön plana çıkmasını bekliyordum. Evet. Hatta sürpriz sonuçların olmasında veya takımlar arasında benim gözlemim farkın azalmasında belki de takım oyununun daha ön plana çıkması acaba rol oynadı mı diye sana sormak istiyorum. Çünkü saha içini de en iyi gözlemleyenlerden biri olarak buradaki düşüncelerini de merak ettim. Tabii bu çok önemli. Çünkü ne olursa olsun ben de her zaman öyle derim. Yani önce demin Messi Arjantin olayını anlatırken de aynı şeye değindim. Yani mutlaka bir takımın kendi bir yapısı, bir düzeni, bir sistemi olacak. Onun dışında bir de tempolu maçlarda tabii ne olursa olsun fizik kalite futbolda çok yükseldi. Yani fizik olaraktan şimdi mesela Fas takımının yani oynadığı maçlardaki fiziki direnci yani kolay değil. Yani şimdi mesela bir İspanya-Fas maçını izliyorum orada. Yani İspanya topu alıyor, çeviriyor. Set oyunu bir o tarafa bir bu tarafa ve sen 120 dakika bu oyuna fizikle takım savunmasıyla karşılık veriyorsun. Yani kolay değil ve kontralar yapıyorsun. Onun için ben de aynı görüşteyim. Yani takım oyunu öncelikli olmalı diye düşünüyorum. Teşekkür. Bir soru daha sorayım ben. Yani çünkü birçok kişi merak ediyordur bunu. Klasik isimler var. İşte Messi, Mbappe, Ronaldo vesaire, Neymar gibi. Onların dışında senin gözlemlediğin bize şöyle artık kaç tane olur? 3 tane mi olur? 5 tane mi olur? Yani şu oyuncular da bu Dünya Kupası'na damga vuran oyuncular diyeceğin kimler var diye merak ediyorum. Vallahi şimdi bir defa şöyle tam şimdi kafamı tabii toparlamam lazım. Biraz da yorgunum ama şöyle söyleyeyim. Mesela kaleci olaraktan ben Fas kalecisini çok beğendim. Zaten Sevilla'da tanıyorum. Onun dışında İngiltere'nin orta sahasındaki genç Bellingham. Onu çok beğendim. Yani şey olaraktan. Şöyle baktığımız zaman. Mbappe zaten tabii genç bildiğimiz gençlerden. Mesela daha
Yaşlı oyuncular içinde mesela son dönemleri iyi geçmeyen ben Griezmann'ı beğendim mesela bu şampiyonada. Griezmann'ı çok faydalı ve iyi oynayarak gördüm ki son dönemleri pek başarılı değildi Griezmann'ın. Almanya'nın bir orta sahasında bir genç var ama o tabii kendini gösteremedi. Musiala. Musiala. Bir de ben şeyi çok beğenirim. Arsenal'in sol açığını ama o da şans bulamadı. Yani bu Brezilya'da sol kulvarda yani o oyuncuyla baş etmesi. Martinelli. Çok beğendiğim bir genç. Yani bence Arsenal'de zevkle izliyorum ama forma şansı Vinicius varken oynatamıyor onu tabii. Evet. Gerçekten yani bu, tabii bu isimler Griezmann'ın geçen Dünya Kupası'nda da sanki böyle çok önde değilmiş gibi olup çok önemli roller üstlendiğini gördük. Ben de katılıyorum bu görüşe. Diğer oyuncular zaten belki Bono'nun yerine Livakovic de Hırvat takımının kalecisi de belki. O da söylenebilir. Kaleci, tabii. Evet, çok teşekkür ederim. Ömer abi kişileri konuşuyoruz. Negatif yönde De Bruyne'den büyük beklentilerim vardı. Onu evet. hayal kırıklığı başına yazabilir miyiz? Evet, ben daha onu ilk şeyde yazımda yazdım. Dedim ki yani sezon sonu olsa bir şey söylemeyeceğim dedim. Ama De Bruyne nasıl bu kadar kötü oynayabilir diye de yazdım yani seyrettiğim maçtan sonra. İnanamadım yani iki maçlarını seyrettim. Bu kadar düşük bir performans olmasını hayretler içinde kaldım. Ömer abi çok teşekkürler. Ağzına teşekkür ederiz. Sağ olasın. Yine çok lezzetli bir bağlantı oldu açıkçası. Sesine sağlık, ağzına sağlık. Ömer abi keyifli iki maç diliyorum sana. Orada olmakla çok şanslısın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Ömer abi Martinelli derken ben de şöyle düşündüm yani. Birden dayanamadım. Bir kafiyeli hemen bir şeyler yazdım. Dedim ki yani Brezilya'da forvet... İşte elini sallasan 50'si nasıl oynasın Arsenal'in Gabriel Martinelli'si şeklinde. Evet. Ya tabii hemen şimdi inceden bir şey yazdım. Önceki yaşantısını da şairmiş. De olabilir diyorsun. Yok, ya tabii yaşantısını şimdi... da şairdim ya. Öyle mi? Antalya'da minik birkaç ödülüm var yani. Çok güzel. O zaman bir dahaki programımızda bizim için bir şiir istiyoruz. Ya, öyle bir dönem, hocam öyle ısmarlama olmaz. Radyoda şiir programım vardı hocam. Onu bilmiyordum. Yani işin hocam, sanat kültürel şeyi olmaz hocam. O duygudur. Kadar... Lütfen yani. Ama yaşayacak biz, ondan biz sonra o yani. Ama biz bilmeyenler olarak böyle baş harflere göre biz şiirleri gençliğimizde hepimiz yazdık Haldun ya. O da yani, bizim için yazar. Hocam sormuyorsunuz ki hiç program nasıl bitti diye. Bugün babam aradı yayına. Evet. Babam da bir şiir rica etti. O gün programı bitirmem gerektiğine kanaat getirdim. Ismarlama şair. Yok şimdi biz de şiir istedik. Burada da program bitmesin. Programın adı İsmar da şey geçtik. Olabilir yani. Şiiriniz yazılır. Her türlü. Her türlü şiiriniz yazılır. Ya tekrar söylersek dünya. Evet. Tabii hocam, herkes... şey bir tarafa özür dilerim. Bizim futbolumuz şiir gibi olsun yeter. Evet, evet. Ama tabii her çocuğun işte az buçuk okumuş insanın mutlaka bir şiir karalamışlığı vardır. Yani o tabii. Gerçektir. Ama tabii bunun edebi hale gelmesi başka bir şey. Yani o iş daha farklı. Hani ben şiir yazıyorum Nazım Hikmet olacağım falan öyle bir şey olmuyor yani. O çok kolay yok, bir iş değil. Herkesin kendi içinde farklıdır Haldun abi ama ben hani hem edebi hale getirdim hem kendimce ebedi hale getirdim. Benim için önemli olan bastırdın yani kitap oldu. Yok ebedi kısmı ya. Başka. Yani edebi ve ebedi hale getirdim. Anladık. O kısmı anladık. Yani tamam buradan mesajı aldık ama mesajı fazla yaymayalım çünkü bizden de beklentiler olabilir o manada. Peki. Ama oyuncular gerçekten de işte Bono, Bellingham, Griezmann, Musiala, Martinelli. Yani bu Dünya Kupası'nda gerçekten de bir takım isimlerin öne çıktığını çok net. Bir de şey var, Arjantin'de Martinez mesela müthiş işler yaptı o da. Yani galiba onu Messi onu seviyor galiba. Enzo Fernandez. Fernandez. Martinez biraz kulübede bekledi, Lautaro. Tamam anladım. Lautaro Martinez'den bahsetmedim, doğru söylüyorsun. O da bir hayal kırıklığı evet, mesela. Evet. Yani ben Lautaro Martinez'in daha çok oynayacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Lautaro Martinez'de ben yani turnuva performansı olarak söylüyorum, yoksa çok beğendiğim bir oyuncu. 2014 Higuain'i gördüm. 2014 Higuain'de Messi'nin şu anda bir Dünya Kupası olmamasının bence en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Almanya maçında kaçırdığı o 2-3 tane çok net pozisyonla.
Yani Martinez biraz formsuz ama yani hatta Lautaro Martinez attı dünya ama oyuna gibi bu Dünya Kupası yeni oyuncular üretti. Oyuna attığında iyi işler de yaptı yalnız. Onu da söyleyelim. Avustralya yani maçında o kadar çok gol kaçırdı ki 2-1 iken eğer son dakikada kaleci Emiliano Martinez o topu çıkarmasaydı karşı karşıya pozisyon biraz Messi ile soyunma odasında araları bozulabilirdi diye düşünüyorum. Bu arada kimse konuşmuyor. Şimdi yavaş yavaş da noktalayacağız Dünya Kupası muhabbetini ama kimse konuşmuyor. Arjantin'in ben burada turnuva başlamadan önce şunu söylemiştim. Evet çok önemli yetenekleri var. Her zaman olduğu gibi iyi hücumcuları var. Ama bu sefer Arjantin'e çok net bir fark var. Bu kez iyi bir kaleciyle geliyorlar. Yani 2014'te çok tartışılan bir Romero vardı. 2018'de Caballero vardı. Sonrasında Armani vardı. Çok tartışılan kaleciler vardı. Ama bu kez çok güvenli bir kaleciyle geliyorlar. Bu da çok önemli bir artı olacak dedim. Emiliano Martinez'i şu ana kadar bence Arjantin taşıdı. Yani hücum hattı çok konuşuluyor ama Martinez'in de kaleci Martinez'in performansını o hakkını vermek lazım. Ya peki şöyle biraz daha zenginleştirelim mi? Kalecilerin çok hata yapmadığı bir Dünya Kupası izledik gibi geliyor bana. Yani çok hata yapmadı. Yani evet az diyebiliriz. Yani genel olarak işte bak Livakovic diyoruz, Bono diyoruz, Emiliano Martinez diyoruz. Yani baktığımızda böyle hani şu kaleci çok kötüydü diyebileceğimiz bir durum gözlemlemedik. Ya şimdi birçok maç izlediğimiz için ezberimizden kaçan varsa da kusura bakmasınlar ama genel anlamda kalecilerin iyi olduğu bir Dünya Kupası izledik desek bence yanlış olmaz. Uruguay'ın kalecisini ben çok beğenmedim. Yani onu da hani bir yani şimdi Roche'yi beğenmedim. Onu da dediğim gibi Muslera üzerinden konuşmak anlamında değil. Yok yok hani Muslera üzerinden değil. Bence Muslera kalibresinde bir kaleci varken elinizde Muslera oynamalıydı. Fakat o tecrübede diye o da çok kötü yani oynamadı ya. Yani o da böyle hani aa bunun ne işi var burada falan diyecek kadar kötü oynamadı yani. Öyle hani çok kötü oynamadı ama hani şimdi biz tabii Muslera'yı tanıdığımız için yani Muslera'nın olduğu yerde tabii bir başka kaleciye de tanıyordur yani tanımıyor. Yani, biz Muslera'yı tanıyoruz diyorum şu manada söylüyorum. Tabii orada galiba Rochet Nasyonel'de oynuyor kendi ülkesinde. Yani ülkesinde oynadığı için oradan gelen baskıyla zaten. Dikkat odaklandı üstüne. Belki kamuoyu baskısı oluştu. Yani niye şimdi Galatasaray'da ya da Türkiye'de oynayan bir kaleciyi getiriyoruz? Üstelik de belli bir yaşı var. Yani kendi gözümüzün önünde olan kaleciyle oynayalım diye düşünmüş olabilirler. Ama ben şöyle düşünmüyorum Ömer, bilmiyorum. Ya Uruguay'ı kaleci yaktı. Ha yok yok yaktı anlamında demiyorum ama hani çok içime sinen bir tercih olmadı. O biraz Diego Alonso'da odaklı. Çünkü Uruguay'ın hocası bence gelmiş geçmiş Dünya Kupaları tarihindeki böyle net kötü performans teknik direktörleri arasına girer diye düşünüyorum. Biraz ondan kaynaklı. Bir de unutmadan şeyi söyleyeyim aklıma geldi şimdi. Kamerun'un kalecisi Epopi ya da Epapi tam hatırlamıyorum. Fena bir performans yoktu ama Rigobert Song orada Onana'yı kesti. Onana da zaten maçlar bitmeden kampı kavga terk etti. Kavga ettiler zaten. Yani Onana varken biraz evet, o tercihin olmaması da beni şaşırtmıştı. Yani iki tane şey yaptık değil mi? Yani bizim onlarda biraz zorlama tercihler bizim oldu. Bizim tepki göstereceğimiz neden Onana oynamadı, neden Muslera oynamadı diye iki tane tepkimiz oldu. Ama ben hani genelde yanılıyorsam bilmiyorum. Kaleciler üzerinden okunacak yani kalecilerin hatalı olduğu maçlar yoğunluklu bir Dünya Kupası olmadı. Artık hatta birçok öne çıkan kalecinin de olduğu bir Dünya Kupası bence. Evet evet kaleci performansları başarılı. O tespitine katılıyorum. Bence nedeni de şu. Şimdi bu Dünya Kupası'nı ben takım oyununun ön planda olduğu Dünya Kupalarından biri olarak gözlemleyeceğiz diye düşünmüştüm. Nitekim öyle de gidiyor. Bunun önemli nedenleri defansif yönde artık takımlar çok iyi organizasyonlar yapmaya başladılar. Böyle olunca bireysel çalışmalar da çok ön plana çıktı. Bu kalecilerin işine geldi. Bir, bireysel çalışmalardan dolayı. İki, defans organizasyonu oturduğu zaman zaten fazla hata yapmıyorsunuz. Biz bu konuyu Martinez'in özelinde konuşmaya başladık. Onun belki de bir artı nedeni de şu. Takımınızda Messi varsa otomatikman sizin takım oyununuz da değişiyor. Yani ben geride gol yemeyeyim, geriyi sağlam tutayım. Hem Messi'nin defansif yükünü üstlenmek zorundasınız hem de ona atacağı veya attıracağı bir golle galip gelebilmeniz için de o gol yememenin avantajını vermek zorundasınız. Ben defansif yönü çok daha iyi organize edilmiş, üçlü defans oynuyorlar çünkü.
Bir Arjantin takımı gördüm. Martinez de orada görevini iyi yapıyor. Hocam şöyle bakalım. Hani Dünya Kupası'yla gittik ama hani konuyu değiştireceksin herhalde. İspanya yani, Fas maçı Ömer Üründül de söyledi. Yani İspanya o tırnak içinde söylüyorum, o deliği, o açığı bir türlü bulamadı. O anahtar pası atacağı ortamı bulamadı. Sürekli kapanan, çok iyi kapanan bir takıma karşı oynadı. Hani tabii iyi savunma yapmak bir önemli avantajdır. Yani önce savunmanı onaracaksın. Hani lige doğru döndüğümde bak bir cümleye dönüyorum. Abdullah Avcı ne yaptı? Geldiği gün önce savunmayı onaracağız dedi. Bu savunmayla bu iş yürümez dedi. Sonra zaten bir de şöyle bir şey var. Tabii teknik adamın yanında söyleyince ne kadar doğru olur bilmiyorum ama savunma ciddi bir organizasyon ister. Organizasyonla savunma yapabilirsin. Ama ofans bireysel beceriyle de olur. Yani onunla yapalım diye söylemiyorum. Çünkü savunmada bir bütünlük gerekti her türlü. Savunmanızı bir organizasyon halinde yapmanız lazım. Önde diyelim şey var, Messi var. Hadi geçelim biz de Abdullah Avcı'dan söyleyeyim. Vakame var. O gider iki çalım atar bir pozisyonu birisine. Hani oyun organizasyonu ön tarafta olmadığında bile sonucu alabilirsiniz onunla. Onun için söylüyorum yani savunma organizasyonunun çok değerli olduğunu söylüyorum. Tabii ki tabii ofansif organizasyon da çok önemli. Bilmiyorum hocam ne diyecekler. At Messi'ye, işte at geçen sezon olduğu gibi Vakayme'ye ya da at Fink'e vardı, bir skeçte vardı. Topu aldın mı at Fink'e diye. Onun gibi takımlar var ama hocam herhalde değil mi? Ya, savunma kesinlikle bir düzeni gerektiriyor. Kesinlikle. Ofans keza öyle. Yani biz merkez hücumları, kanat hücumlarını çok özel her dirili ayrı bir hücum varyasyonu olarak çalışırız ama çalışılmayacak bir şey vardır ki o da özel yetenek. Biz hep problem çözen futbolcu arıyoruz ya. Onların organizasyonu Allah vergisidir. İşte onlar alır Messi veya Mbappe. Sen istediğin kadar organizasyon yap. Bazen 40 metreden çatala vurur. Seyretmek zorunda kalırsın. Bazen de alır senin takımının hepsini ipe dizer gibi geçer. Golünü de atar. Futbol biraz da bu yıldızlarla güzel. Ben onun için söyledim tabii, hocam. Tabii ki ofansif organizasyonlar hele yani set planları falan yapılmaya başlandı şimdi basketbol gibi. Yani resmen set planı yapıyorsun. Yani nasıl hücum setini çiziyorsun basketboldaki gibi. Ama bir gerçek var onu söylüyorum. Savunma organizasyonunu yaptığın andan itibaren ön tarafta bir yetenekli oyuncun belki de senin sorununu çözebiliyor. Ama savunmada eğer o zinciri doğru oluşturamadıysan, yardımlaşmaları, kademeleri, destekleri çok iyi yapamıyorsan zaten mutlaka bir yerden açık veriyorsun. Yani olmuyor yani. Doğru. Yani uzun bir Dünya Kupası konuştuk ama ya gerçekten çok hak eden oldu. Bir Dünya Kupası ve final oldu bence. Yarın da uzun bir gün olacak. Arjantin-Fransa finaliyle Dünya Kupası son bulacak ve bir sonraki Dünya Kupası'na kadar yine 4 yıl beklememiz gerekecek ama bakalım bu 4 yılın konusu Messi mi Mbappe mi olacak, yarın bunu öğreneceğiz. Şimdi kulüp takımlarımızı da geçelim. Geçmeden bir ilave yapabilir miyim? Alayım hocam. Ya Hüseyin, sevgili Hüseyin'in yakın dostu Infantino'ya selam olsun. Bir ricam var. Ya futbola çok dokunmasın lütfen. Yani para kazanacağım, o kazandığım parayla işte daha küçük ülkelerin oylarını alacağım zihniyeti futbola hiçbir şey kazandırmaz. Şu an futbolun en büyük sorunu futbol taraftar kaybediyor, futbol ilgi kaybediyor. Bu kadar çok organizasyon yapıp daha kalitesiz maçlarla futbola zarar verme yerine kalitenin yani niteliğin, niceliğin önünde olduğu bir zihniyetle daha kaliteli maçlar oynayacak imkanlar yaratsınlar. Çünkü futbol böyle taraftar kaybetmeye devam ederse yarın öbür gün oynatacak takım da bulamaz. Ya bir şeyle ne kadar fazla süremiz oynanırsa kısa mı kaldı? Kısalayım Aldun abi. Bir çünkü cümle söyleyeyim. İrfan Can'ın açıklamaları var, ona geçeceğiz. Bir cümle söyleyeceğim. Çok önemli bir nokta. Olimpiyatlarda güreşi devre dışı bırakmaya, boksu güreşi devre dışı bırakmaya çaba sarf etti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi. Sebebi ne biliyor musun? Çok sık kural değiştiriyorsunuz dediler. 1-5 dakika, 2 tane 3 dakika, yerde bağlama, ayakta bir göğüs çaprazı. Yahu kardeşim yani dediler ki bu nasıl bir spor yani böyle? Çünkü bir sporun izleyiciyi de uzaklaştıran bir şey oluyor. Bir sporun bir ezberi olması lazım. Biz ne ezberlemişiz? 24 takımlı Dünya Kupası. 4 senede bir yapılır. Yazın yapılır.
çok istisna olmadığı sürece bunlar değişmez. Değişmemeli bana göre. Büyüklerimiz ne demiş? Bir şeyle ne kadar fazla oynarsan bozulur. En büyük örneği musluktur diyerek konuyu bu şekilde kapatabiliriz diye düşünüyorum. Sinir programına bağlayalım yani. Şimdi Fenerbahçe'ye geçmiş olalım ve bugün idman öncesinde biz Fenerbahçe'ye banda gidelim. Çünkü stüdyoda biraz böyle gülme ortamına doğru alacağız gibi. İrfan Can Kahveci'nin idman sonrasında açıklamaları vardı basın mensuplarına. İrfan Kahveci önemli açıklamalar yaptı. İzleyelim. İrfan Kahveci'den gerçekten de dikkat çeken açıklamalar geldi. Ahmet Hocam, İrfan Can tabii birçok başlığa değindi. Bunları konuşacağız. Evet. Ama Jorge Jesus inşallah ülkemizde kalır. Çünkü ülkemizin futbol anlamında kaderini değiştirebilecek isimlerden birisi dedi. Doğrudur. Şu ana kadar futbolla ilgili çok doğru işler yaptı. Çok doğru söylemlerde bulundu. Ben olaya biraz farklı yönden yaklaşacağım. Tabii önemli olan hocanın doğrularının yanı sıra onun söylediklerini veya onun yaptırmak istediklerini dinleyecek, hatta yapacak futbolcular. Şimdi biz genelde fikirlere bakmayız. Kimin söylediğine bakarız. Jesus da öyle bir konuma geldi ki onun söylediği her şeyin, ki genelde aşağı yukarı her şeyin doğru olduğunu ben de duyuyorum. Doğru olduğunu varsayarak onları ön plana çıkarıyoruz. Burada bir o kadar da onun söylediklerini yapan futbolcuları ön plana çıkarmak lazım. Her şey karşılıklı. Bir öğretmen varsa orada mutlaka bir öğrencinin de olması lazım. Dolayısıyla Jesus Türk futboluna bir şey verecekse, öğretecekse onu dinleyecek, onun söylediklerini yapacak, uygulayacak. Futbolculara da, hatta ona o ortamı sağlayacak yöneticilere de, hatta onun bazen futbolcularımı böyle eleştirmeyin diyebileceği taraftarlara da ihtiyaç var. Jesus'tan önce de Türk futboluna katkı sağlama amaçlı çok büyük işler yapan teknik direktörler olmuştur. Ama biz bazen onları isimleri Jesus olmadığı için dinlemedik bile. Bu ayrımı yapabiliyorsak o zaman bence çok doğru yoldayız. Evet, ben de dilerim ki Jesus gibi hocalarımız çoğalsın. Hatta onun seviyesinde yerli hocalarımızın diğerinin de biz biraz daha iyi bilelim. Haldun abi, Jorge Jesus hem bizim dilimizde hem tüm Fenerbahçeli oyuncuların dilinde. Evet, yani şimdi şöyle bir şey. Hocamın söylediği sözlerin arasından çekerek alacağım bir şey söyleyeyim. Sizin anlattıklarınız karşınızdakinin anladığıyla sınırlı. Hoca demek ki anlattıklarını karşı tarafa geçiriyor. Son bir iki cümle alayım, diğer saate devam onlar edeceğiz. Onlar da bunu gayet iyi alıyorlar. Diyeyim, bitireyim o zaman. Evet, daha uzun konuşacağız çünkü diğer saatte. Jorge Jesus konusu kesinlikle daha uzun konuşulmayı hak eden bir konu diyelim değerli izleyenler. İrfan Can Kahveci'nin açıklamalarıyla ilgili yine önümüzdeki saatte konuşacağız. Şimdi kısa bir araya gidelim. Ondan sonra spor gündeminde saat başına yeniden karşınızda olacağız. Spor gündemine devam ediyoruz ve artık son saatin içerisindeyiz. Fenerbahçe'yi de konuşmaya devam edeceğiz. İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları vardı. Aldun abi, orada kalmıştık. Jorge Jesus'la ilgili konuşuyorduk. Evet. Jesus'la ilgili konuşmaya devam edeceğiz ama isterseniz ben sonrasında hiç bölmemek adına Jorge Jesus'un teknik ekibi de genişliyor aynı zamanda. Buna yönelik bir haberimiz hatta var. Hatta şöyle yapalım istersen. Yani sen bana Jesus'la ilgili görüşümü sorduğun anda siz stüdyoyu terk edebilirsiniz diyormuşum. Ben 45 dakika konuşayım. O kadar uzun bir haber değil. Jorge Jesus'un ekibi genişliyor. Bu haberi izleyelim. Üzerine Jesus konuşmaya devam edeceğiz. Jorge Jesus, El Hilal'den tanıdığı bir teknik adamı da ekibine dahil etti. Haldun abi, artık seni kesmemek üzere sözü sana bırakıyorum. Ya şimdi tabii İrfan Can'ın sözleri keşke uzun süre kalsa diyor. Tabii bunun genelde futbolcular teknik adamlarıyla ilgili olumlu görüşler söylerler zaten. Ama olumlu görüşlere biz de sahip olduk. Onu da söylememiz lazım. İşte mesela müsait 11 kavramını yerleştirdi. Çift forvetli bir oyun oynuyor. Yani çok fazla bizim ülkemizde düşünülmeyen. Tabii ki tartıştığımız konuları da var. Yani ama netice itibariyle oyuncu değişikliklerinin nasıl yapılması gerektiği ve yapıldığı zaman nasıl sonuç alındığını gördük. Onu söyleyelim. Bu arada hani şunu söylemeye çalışıyorum.
5 değişiklik yapıyorsunuz. Böyle bir avantajınız da var. Doğru. Ama bunu söyleyenler var bana, yazıyorlar çünkü. Ben de diyorum ki o zaman tamam da bütün hocalar için 5 değişiklik hakkı var. Sadece George Jesus için değil, yani herkes için var. Demek ki onları da çok doğru kullanıyor. Oyuncularının, oyuncularıyla olan iletişiminin, ki biliyorsun teknik direktörlük artık iletişim olmaya başladı. Oyuncularla, kişilerle iletişim. Zaten iletişim çağındayız. Bu noktada çok başarılı olduğunu görüyoruz. Severken de, eleştirirken de bir ölçü içerisinde bunları yapıyor. Onu da görüyoruz. Yani işte ben hep onu söylüyorum. Batshuayi'ydi galiba. Çıkarken kafanı kullanmadın diyor. Sonra el çakıyor. Yani diyor ki yani hani sen kafanı kullanmadın, kırmızı kart gördün ama sen bana lazımsın. Yine yani hem kötü polis hem iyi polis aynı anda oynayabiliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani oyuncusunu eleştiriyor zaman zaman. Mesela kendisi taç çizgisinin kenarında oyuncu eleştiriyor. Ama maç sonunda senin eleştirine karşı onun arkasında durduğunu gösteriyor. Bunlar tabii işin olumlu tarafları. Bir farklı bir yapı ortaya koydu, onu söyleyelim. Her oyuncusunu hazır hale getiriyor, onu da söyleyelim. O da çok değerli. Eleştirilecek yanlar var mıdır, yok mudur? Var tabii, onları da söyleyebiliriz. Mutlaka her insanın, iş yapan her insanın olumsuz tarafları da, yani eleştirilecek tarafları tamam. da vardır. Hiçbir iş yapmazsan hiç eleştiri almazsın zaten. O manada bakıyoruz. Yani söz gelimi en basit şunu söylüyorum. Ben ya şu Arda Güler'in daha fazla oynaması lazım diyorum mesela. Ama hoca kendine göre bir plan yapıyor. Şimdi ben öyle söylüyorum diye öyle olmuyor. Ama o yapı dahilinde de hoca Arda'yı da işin içerisine dahil etti. Mesela Larnaka maçına deplasmanda ilk 11'de başlattı. Arda golünü de attı. Başarılı bir performans da koydu. Ki daha önceki o soruları da bekleyin zamanı var dedi. O soruları da öylece kesti hoca. Yani bence Arda Güler konusundaki yönetimi de şu ana kadar başarılıydı diye düşünüyorum ben. Benim düşüncem biraz farklı. Şöyle ki hani ben oraya gelmek istemezdim ama oraya geldi yine konu. Hani ben Arda'nın beklemesinin artık anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani daha fazla oynaması gerektiğini. Tabii ki ya İrfan'ı kes, bir Mert Hakan'ı kes, onu oynat ya da işte onu kes demiyorum ama daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle olmaması lazım. Bu şu olduğu anda mikrofon elinde bugün Arda'yı göreceğiz denmemesi lazım. Yani o sanki olmaması gereken ya da hani az olan bir olay, sürpriz bir olayla karşı karşıya kalmışız gibi olmaması lazım. Aydın abi şimdi tabii Arda'nın oynamasını hepimiz isteriz de şimdi hocam bir teknik adam gözüyle ben şöyle de düşünüyorum. Bir teknik adam için takımda puantaj olarak ve oyun olarak işler yolunda gidiyorsa kim oynuyor, kim oynamıyor tabii ki teknik adam kafasında sürekli düşünür ama bunu hani şunu da oynatmam lazım, bunu da oynatmam lazım tarzında sanıyorum yapmaz değil mi? Herhalde Jesus'taki durum da böyle. Yani takım iyi gidiyor. Hocanın da kafasında kendisine göre Arda'nın alacağı bir süre var. Hoca da o süreyi Arda'ya vermeye çalışıyor. Ya Arda konusunda şöyle düşüneyim. Jesus'un birinci önceliği takım bu sene şampiyon olması. O yüzden genç futbolcuların gelişimi onun için ikinci, üçüncü sırada kalıyor. Bundan dolayı da kararlarını bu ilkeler doğrultusunda veriyor. Arda onun için bir öncelik olmadığı için Arda'nın aldığı süre az. Ama bir başka gerçek de şu. Burada olumsuz hiçbir düşüncem yok. Biz kişilere çok bağımlı yorumlar yapıyoruz. Eğer pozitif baktığımız bir kişi ise onun yaptığı her şeyi abartarak çok güzel bir şekilde anlatıyoruz. Hatta bazı şeyleri yakıştırmalarla daha güzelleştirmeye çalışıyoruz. Negatifse de onu eleştirme adına yaptığı güzellikleri de kötülük olarak anlatıyoruz. Evet bakın, Jesus'un bu ülkeye gelmesinden en büyük keyfi alanlardan biri olduğumu daha geleceği zaman söyledim. Gerçekten iyi hoca. Onun vereceği çok şey vardı ve verdiğini görüyoruz. Oyuncular da o keyfi alıyor, ama çok belli. Ama mutlaka Jesus'un işlerinin bu derece iyi gitmesindeki en önemli faktörlerin başına teknik direktöre dayalı bir düzen var Fenerbahçe'de. Bu geliyor. Yani yönetim işini bırakmış. Evet, aynı futbolcular bir başka teknik direktör zamanında futbolcuya dayalı düzen olduğu için başka türlü davranıyorlardı. Başka performans sergiliyorlardı. O yüzden burada da çok gerçekçi düşünceler, değerlendirmeler yapmamız lazım. Sevgili Haldun kullandı. Başka yerlerde de duydum. Futbolcusu hata yapıyor. Çıkarken kırmızı kart görüyor.
İşte şu işareti yapıyor, kafanı niye kullanmadın tarzında çok olumlu bir yakıştırma yapıyoruz. Ya arkadaşlar ben 6 sene Avrupa'da yaşadım. Bu işaret Almanya'da negatiftir, Avrupa'da negatiftir. Hocanın o anki vücut dilini de ben çok iyi gördüm. Hocanın tamamıyla negatiflik içeren bir yaklaşımı o anda hocaya biz çok olumlu baktığımız için ya onu tamamıyla pozitife çevirmiş. Ya kafanı niye kullanmadın diye orada bile bir futbolcuya ders verdiğini konuşur anlatır hale geldik. Ülkemizin genelinde bu böyle. Yani biraz daha ileri gideceğim. Fatih Hoca için ya hocaya soru bile sormaya çekiniyorsunuz. Hocayı eleştirmeye çekiniyorsunuz diyen o yapı şimdi Jesus'u da apayrı bir yere koyuyor. Benim buradaki söylemlerim tabii ki bütün insanlara çok başarılı olmasalar bile bizim o saygıyı, o sevgiyi gösteriyor olmamız lazım. O değeri veriyor olmamız lazım. Hele hele Jesus gibi çok değerli bir hocadan bu ülkenin alacağı çok şey var. Onun bilincinde olarak tamamıyla o fikirleri içselleştirmeye çalışıyor olmamız lazım. Hocaya bu kadar olumlu yaklaşanlardan benim bütün beklentim herkese bu derece olumlu yaklaşsınlar. Yani olumlu abi. Yaklaşmak eleştirmemek de anlamına gelmiyor. Olumlu da yaklaşıyoruz. Eleştirdiğimiz şey de oluyor. Onu söyleyebiliriz yani o manada. Pardon sözünü kestim senin ama. Yok şunu söyleyecektim. Şimdi İrfan Can'ın bence belki çok dikkat çekmedi o cümlelerin arasında. Hani Jesus haliyle daha ön plana çıktı ama... hazırlık maçlarında lig maçı gibi oynadık cümlesi bence çok önemli. Çünkü çok uzun bir zamandan sonra ben bir takımın hani hazırlık maçlarını nasıl söyleyeyim gerçekten lig kıvamında oynadığını zaten İrfan Can da söyledi. Hani kazanmak için hemen hemen her şeyi yaptığını o kazanma alışkanlığını kaybetmeme içinde son derece mücadele ettiğini gördüm. Bence yani bunu hangi takım yaparsa yapsın çok değerli. Evet, Rayo Vallecano 3-1, Villarreal 2-1, işte Alanya 4-2. Yani bir de hani gollü maçlar, Salernitana 3-0. 3-0 gollü maçlar da oynadı, onları söyleyebiliriz. Şimdi bir iş disiplini içerisinde işlerini yaptıkları kesin. Tabii ki hazırlık maçları, ha bunları yani şöyle söyleyelim istersen, tersinden dönelim. Bu maçları kazandı, Trabzon maçı kesinlikle kazanıyor. Öyle bir şey yok. Trabzon maçını tabii kazanacak yok, diye bir şey yok. Yok bu tamamen hani lig maçları değerlendirmesinin dışında. Ama tabii işe ciddiyetle sarılmış olması, oyuncuların da o ciddiyetle hocasının verdiği görevi yapıyor olması çok güzel bir şey tabii, onu söyleyelim. Ama hazırlık maçları bence adı üstünde bir hazırlık. Yani bir şeyleri hazırlanmaya çalışıyorsun. Eksikleri, yedikleri görmeye çalışıyorsun. Yani sen ona daha farklı anlamlar yüklersen işin zorlaşır. Yani... Farklı anlamlardan kastım şu, tamam işte hazırlık maçları görüyorsun, kim geliyor, İspanya'dan geliyor, İtalya'dan geliyor, hepsi gidiyor. Öyle diyemezsin buna. Doğru. Ama hocanın ciddiyetini çok net bir şekilde gördük. Ayrıca da bu ciddiyetinin yanında çok ciddi bir şekilde teklif aldığını da, teklif aldığı derken yani düşünüldüğünü de bildiğimiz Brezilya ve Portekiz milli takımındaki olaya rağmen kafasını tamamen Fenerbahçe'ye odaklamış ve Fenerbahçe üzerinden kendini kurgulamış olması da Fenerbahçe adına önemli bir konu diye düşünüyorum. Yani Mayıs'a kadar, sezonun sonuna kadar hoca kafasını tamamen bu yolda ilerletecek gibi geliyor bana. Yani onu söyleyeyim. Ha bunu söylerken Galatasaray'a geçtiğimizde de konuşuruz. Yani Galatasaray da kaybetti diye bütün her şey kötü değil. Yani öyle bir şey söz tabii, konusu tabii. değil. Yani burada sadece yani. Konuştuğumuz hani Fenerbahçe'nin lig maçı disipliniyle bu maçları oynuyor. Oynamış evet. olması ve hazırlık maçları şu açıdan kazanmak da çok kolay değildir sürekli. Hani giren olur, çıkan olur, genç oyuncu girer, hocalara başka bir şey her dener. Oyuncudan verim alıp evet, aldı. Öyle orada bile yani hazırlık maçlarında bile önemli kazanımlar oldu. George şimdi ben size bir şey göstereceğim yalnız. Çok enteresan bir şey. Bugün Hayri ile yayında Hayri ile kim vardı? Sohbet ediyorlardı. Kerem vardı, Hayri vardı. İşte yabancı oyuncu, yerli oyuncu meselesi konuşulurken enteresan bir durum konuşuldu. Ben de onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Mahmut Hoca vardı. Yaşa, tamamdır. İşte yerli yabancı meselesi konuşuyorlardı ve Fenerbahçe takımında, şimdi size bir kadro okuyacağım. Bu kadroya bir itirazınız olur mu? Mesela böyle bir kadro çıksa itiraz eder misiniz? Kalede Altay, sağ beki yok. Serdar Aziz, sol stoperi yok.
Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, İrfan Can, Arda Güler, Emre Mor, Serdar Dursun. Nasıl yani? Tek stoper mi var? Yok. Hani bunlar yerli değil. Orada var. Yiğit Efe var mesela. Bunlar bence ilk 11 oyuncusu. İshak Vural var mesela. Nazım Sangare var. Yani tamamlarım bunu da. Ama şu saydığım oyuncular Altay, Serdar Aziz, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Emre Mor, Serdar Dursun. Fenerbahçe neredeyse bir maça 11 yerliyle çıkabilecek yerliyle düzeyde. Çıkabilecek düzeyde. Boşluk varsa tamamlayalım hemen. Boşluk var mı? Var hocam, sol stoper lazım. Sağ bekle sol stoper. Yok. Sol bek gibi olursa Çağatay da olur. Çağatay kuru kalıp yazdım buraya. Evet. Çağatay var, Nazım var, Yiğit Efe var. Aslında var da hani ben şunun için söyledim. Var, altyapıdan çağırdık, iki kişi daha oynattık dersin. O değil benim söylediğim. İlk 11'de oynadığı zaman hiç şaşırmayacağımız oyunculardan bahsediyorum. Altay, Serdar Aziz, Ferdi. İsmail Yüksek'le Mert Hakan iki ön libero oynasa şaşırır mısın? Yok. Şaşırmazsın. Zaten Ren deplasmanda oynadı. İrfan Can Fransa Kahveci bir kenarda, Emre Mor diğer kenarda. Şaşırır mısın? Yok. Yok. Ortada Arda Güler, önlerinde Serdar Dursun. Mesela hani böyle bir şey. Bunu niye o yayın sırasında sohbet ederlerken, yani o sırada aklıma geldi. Ya dedim, Fenerbahçe'nin aslında yerli potansiyeli çok çok iyi. Yani çok doğru bir hamle yapılmış Fenerbahçe'de. Bunu da takdir ederek bir yere koymak lazım. Mesela şimdi diğer takımlarda altyapıdan oyuncu alır mısın? Alırsın. Çok. Mesela Okan Hoca çok ciddi bir şekilde çaba sarf ediyor altyapıdan oyuncu taşımak için. İşte Efe'ler, işte şeyler. Baran var. Baranlar. Çok oyuncu var yani, say say bitmez. Ama bu oyuncular altyapıdan taşınan oyuncular değil. Bunlar ilk 11 oynadığı zaman bizim Allah Allah bu nereden çıktı falan diyeceğimiz oyuncu değil bunlar. Onun için Çağatay'ı bak şurada yedek yazdım, Yiğit Efe'yi, Nazım Sangare'yi de sakatlığı nedeniyle, İshak Vural mesela Alanya maçında bayağı iyi oynadı. Yani Fenerbahçe planlama açısından da yerli rotasyon açısından çok doğru bir planlama yapmış. Onu da şöyle söyleyebiliriz, önümüzdeki sene 7+4. Hiç fark etmez. İstersen 6+5 olsun diyebilir Fenerbahçe şu yapıya göre. Ha, tabii şu görüntüye göre 5+6, 4+6, 7 de olur Fenerbahçe. Öyle yani Fenerbahçe'nin böyle bir şansı olmuş. Konuşurlarken bir bakayım dedim, ne olmuş ya, nasıl bir yerli bir rotasyonu var dedim. Bir baktım 9 tane ilk 11 oyuncusu çıkıyor. Şimdi Aldun abi, genç oyunculardan bahsettim madem, Galatasaray'a da bu şekilde geçiş yapmış olalım. Evet. Çünkü Galatasaray'ın gençlerini hazırlık maçlarında sıklıkla görüyoruz. Galatasaray'da son hazırlık maçını Antalya'da, Toulouse'da karşı karşıya geldi. Galatasaray maçı 2-1 kazandı. Galatasaray'ın kazandığı Toulouse maçının özetini hep birlikte izleyelim. Sonrasında maç üzerinden Galatasaray'ın biten Antalya kampını da yorumlayalım. Galatasaray Antalya kampını galibiyetle ve Toulouse tabii ki geçerek mutlu bir şekilde tamamladı diyelim. Maç sonu Okan Hoca da skordan memnundu. Bakalım Okan Hoca maç sonu hangi açıklamaları yapmış? Okan Hoca'nın hem maçla ilgili hem takımın sezon hedefleriyle ilgili hem de Icardi ile ilgili açıklamaları vardı hocam. İsterseniz sondan başlayalım, başa doğru döneriz. Icardi birkaç haftaya da aramıza katılacak ama Icardi ile ilgili haberler genelde de takımı karıştırmak için yapılıyor şeklinde bir de sistemi vardı. Evet, doğrudur. Şimdi aile bizim için çok değerli. O yüzden biz kendi ailelerimize önem verdiğimiz gibi sevdiğimiz insanların da ailelerine çok önem veririz. Icardi de ülkemizde çok sevilen futbolculardan bir tanesi. O yüzden onun aile yaşantısı da herkesin önceliği haline geldi diyebiliriz. Ama ben orada da Okan Hoca'ya katılıyorum. Bir abartının olduğunu düşünenlerdenim. Hatta o abartının dönem dönem takımı karıştırmak için dedi Okan Hoca. Bir başka deyimle belki de Galatasaray'a zarar vermek için bilinçli bir şekilde yapılmaya çalışıldığını ben de düşünmeye başladım artık. Bakın, işin gerçeği şu. Şampiyonluk yarışı biz istesek de istemesek de sadece saha içinde o yeşil alanın üzerinde verilen bir mücadele değil. Siz o sahaya nasıl çıkıyorsunuz? Kimlerle çıkıyorsunuz? Ne kadar formda çıkıyorsunuz? Ve sahadan nasıl çıkıyorsunuz? Bunların hepsi çok önemli. İşte biz bazen de sağ dışı oyunlar deriz ya, rakibi bazen güçlendirmek veya zayıflatmak hamleleri bizim futbolumuzda var olan konulardan bir tanesi. O yüzden dedim ya, aile hepimizin çok değerli. O yüzden ben Galatasaraylılar adına
bütün herkesten rica ediyorum. Lütfen Icardi'yi ailesiyle olan ilişkilerinden dolayı burada bir magazin konusu yapıp da sürekli temcit pilavı gibi çiğnemenin Galatasaray'a hiçbir faydası yok. Galatasaray da bundan rahatsız olmuyor artık. Okan Hoca diyor ki veya Yener İnce, kulübün sağlık ekibi başkanı Doktor Yener İnce diyor ki her şey bizim kontrolümüzde. Biz onun sakatlığını da biliyoruz. Onun nasıl tedavi olduğunu da biliyoruz. Onu oraya gönderen biziz. Onun ne zaman geri geleceğine de karar veren biziz. Ve gelince burada nasıl tedavi olup nasıl çalışacağını bilen de biziz. O yüzden bu konuyu kimse konuşmasın. Icardi de en kısa zamanda aramıza dönecek diyor Okan Hoca. Peki maçta burada hocam kalsın. İlgili şimdilik bir virgül koyalım. Dahasını konuşmaya devam edeceğiz ama önce kısa bir araya uzanalım. Spor gündemine devam ediyoruz ve Galatasaray-Toulouse maçını konuşuyoruz. Ahmet evet. Hocam son olarak sizde kalmıştık. Bende kaldık ve son olarak dedik ki Galatasaray'la artık diyor ki Icardi'yi rahat bırakın biz ondan memnunuz. Gelelim gençlere. Bu dönemde Galatasaray sezon başında olduğu gibi gençlere yine çok önem verdi. Onları kampa götürdü. Ama Okan Hoca da şunu biliyor. Bu sezonki hedef şampiyonluk. Dolayısıyla Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyacağı kadroya önem vermek, onlara öncelik vermek zorunda Okan Hoca. Toulouse maçında da bunu yaptı. Eldeki oynatabilecek seviyedeki futbolcularını ilk 11'de sahaya sürdü. Ve ilk 11 oyuncuları takımda çoğaldıkça Galatasaray'ın oyununda hem temponun hem kalitenin arttığını gözlemliyoruz. Diğer taraftan Galatasaray'ın henüz tam oturmadı dediğimiz oyunun her geçen maçla daha fazla oturduğunu görüyoruz. Dün de bu sinyalleri çok net bir şekilde aldık. Yani neydi onlar? Muslera geldi. Uzun bir süre oynamadığı için onunla başladı. Ben kupa maçında büyük bir ihtimalle Okan'la başlar diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul maçında Muslera cezalı. O maçta oynatacağı Okan'ı kupa maçında Keçiören Gücü'ne karşı da oynatır. Nelson Abdülkerim evet. Dünkü maçta Dubois ile başladı. 46'da Boye'yi aldı. Orada bu ikilinin rekabetini olumlu yönde sürdürme amaçlı böyle bir değişiklik yapıyor. Sağ bekte bir sorunu yok. Hangisi oynarsa oynasın. Soru soracağım. Tabii. Hangisi sence? Ben de dün maçı seyrettim. Hangisi? Yani ben hep böyle biraz daha uzun vadede kaliteyi ön plana çıkarıyorum. Ben Dubois'ı biraz daha öncelikli görürüm. Ama sezon başından beri Boye öyle bir performans sergiledi ki haksa adaletse bu dönemde Boye ile başlamak daha adaletli olur. Ben onunla başlarım. Ben de ama şu andaki evet, güne baktığımda evet, ben Boye diyorum. İşte Ahmet evet. Hoca da tabii şunu demeye çalışıyor muhtemelen. Sasha Boye en azından yani yerini kaybettirecek bir performans ortaya koymadığı için. Hayır, hak etti. O yüzden onunla başlanabilir. Bakın sezon başı kampa bile götürülmedi. O yüzden hak edici bir performans sergiledikse. Peki. Şöyle zaten evet, hocam zaten kesinlikle hak ediyor. Hani demeye çalıştığım şey şu. Şu anda Dubois'un da tabii çok iyi bir performansı var ama Sasha Boye hani o yerini kaybettirecek bir performans göstermiyor. Ömer ben şöyle baktığım için sordum hocaya. Bir devre o oynadı, onu izledik Dubois'u. Bir devrede Sasha Boye'yi izledik. Ben Sasha Boye'nin Galatasaray'da şu andaki görüntüsüyle daha fazla yerinin olduğunu düşünüyorum. Hem ofansif gidişleri, defansa dönüşleri, oradaki ofansif üretkenliği bana göre diyorum şu anda. Ha hocam diyor ki daha uzun vadede kalite öne çıkar diyor. Uzun vadeyi bilmiyorum şu anda. Ayrıca yani onu sen söyledin. Dedin ki ya rakip kadar koşarsak kalitemiz öne çıkar. Yani oyun tekniği itibariyle, oyun görüşü itibariyle Dubois bu ayın önünde. Fiziksel özellikleri o kadar üst düzeydeydi ki bir de Dubois sakatlanınca bu ay o fiziksel özellikleriyle aldı gitti. Dünkü maçta da birkaç pozisyonda onu gördük. Ne zaman ince teknik iş lazım orada Boye'ye de ufak da olsa bazı defolar görülebiliyor. Galatasaray'ın sağ bekte bir sorunu yok. Solda da Okan Hoca çok net bir şekilde yerli bir oyuncuyla orada oynamayı planlıyoruz dedi. Emre'nin sakatlığı henüz oynamasına izin vermediği için dün Kazım Can'la başladı. O yüzden bence Emre Taşdemir birinci öncelik, Kazım Can ikinci öncelik. Van Aanholt tamamıyla geride kaldı artık. Onun oynamasının bile çok zor olduğunu düşünenlerden. Sen tek tek değerlendirirken ben de görüşümü söyleyeyim. Tabii. Ben Kazım Can'ı da dünkü maçta beğendim. Yani çalışması, çabası, dönüşü, gelişi. Yani Emre'nin önünde demiyorum. Ama
iyi bir performans sergiledi oynadığı süreçte, oyunda yani kaldığı rotasyona süreçte. Rotasyona dahil olabilecek şekilde. Evet, evet. Ya, ileriye dönük önemli özellikleri var. Ama benim yine şahsi görüşüm, bir adım öne gideceğim. Önümüzdeki kalan 4 maçı Galatasaray bu ikisiyle mutlaka geçecektir. Ama devre arası oraya mutlaka ben kendi adıma birinci sıraya koyacağım bir transfer yaparım. Galatasaray'ın orada bir takviyeye kesinlikle ihtiyacı var. Hocam çünkü... oyuncuyu da söyle bari hiç olmazsa rahatlayalım artık. Söylemediler, sordum. Söylemediler. Şöyle abi. Altyazı yazalım böyle az sonra. Yok ama şu gerçeği biliyoruz. Yani eğer Rıdvan'la ilgili bazı girişimler var. Okan Hoca o konuda evet takip ediyoruz açıklamasını da yapmıştı. Beşiktaş'ta Rıdvan'ı alma imkanları olursa Galatasaray kesinlikle öyle bir yola girebilir. Ben de şunu söyleyeyim evet. Hocam. Menajerinin sözleri kalmaya gayret ediyoruz. Yani kalacağız. Şu anda öyle bir planımız yok dedi. Ama bu tabii biliyorsun 6 çünkü hafta 5 hani maç. Rıdvan da giderken hani çok Avrupa istekli gitti. Evet. O da muhtemelen bu kadar kısa bir sürede dönüş yapmak istemeyecek. Galiba ondan dolayı yani yoksa Galatasaray'ın isteği ya da işte oyuncunun oynamama meselesi değil. Yani gitmişken kalmayı tercih ediyoruz diyor menajeri de. Yani kalacağız. Yani belki sezon sonuna kadar kalmayı isteyecekler. Ama bu süreç içerisinde o kadar çok parametre var ki der ki kulüp ya ikinci yarıda seni değerlendiremeyeceğiz. Böyle bir düşüncemiz yok. Tabii işler İstersen değişir. Bir yerde oyna git kiralık. Başka bir şey. Başka bir senaryo. Zaten 7 maçta görev almıştı şimdiye kadar. Ki onun yanılmıyorsam 5 tanesi ilk 11'di. Yani ben hep Rıdvan yaşındaki futbolcuların oynadıkları bir kulüpte olmalarının kendi gelişimleri adına daha doğru olduğunu düşünüyorum. Orta sahada Galatasaray'ın bir sorunu olmayacak. Torreira'da bir sorun yok. Daha dün işte 70'te oyuna girdi, oynayacak. Oliveira'nın başlamamış olması Galatasaray için şu an bir dezavantaj. Çünkü onun yeri apayrı. Oyunun iki yönünü de oynayan, yeri geliyorsa 10 numara kalitesinde ofansif işler yapan bir oyuncu. Yakın zamanda o da takıma burada yine olacak. Bir araya girip tabii. Bir cümle söyleyeyim mi hocam? Yani tabii. O tam orası olduğu için söylüyorum. Biliyorsun spor zirvesi için Okan Hoca buraya geldi. Ayaküstü kendisiyle biraz sohbet etme imkanımız oldu. Tabii doğal olarak Icardi, Sergio Oliveira onları soruyoruz tabii diğerlerinin dışında. Sordum yani Sergio Oliveira ile Icardi'nin oynama zamanları nedir hocam diye. Yani sizin aldığınız bilgiler, sizin izleniminiz nedir diye. Artık bunu bir müjde mi yoksa bir şey mi nasıl algılarlar bilmiyorum. Hocanın söylediğini söylüyorum. Sergio Oliveira için bizim planlamamız İstanbulspor maçında oynayacak. Kupada oynamaz. Keçiören Gücü maçında oynayacak. Icardi de Sivas deplasmanında Galatasaray formasını giyecek şeklinde planlanmış bir iş olduğunu söyledi. Onu ekleme olarak yapayım hocam Sergio Oliveira. Bizzat hani şeyden oradan falan değil doğrudan hocanın söylediği cümle. Ha, beklentisi bir hafta sonra olur bir hafta önce olur onu bilemem. Ama beklentim bu dedi. Yani bu şekilde planlandı. Buyurun hocam. Yani araya giriyorum şey olsun yok, diye bilgileri. Yok estağfurullah gayet de güzel oluyor. Yani bir takımlarda da öyle değil miydi? Haldun biri hiç pas vermeyip... Muhabir refleksiyle mi? Biri hep pas vermeden topu ayağında tutarsa yeter artık. Bir pas al diye ayağından zorla top vallahi alıyordu. Vallahi soruyorum bende. Hocam. Yani Abdülkadir Ömür de yanımdaydı. Onunla da hemen o muhabir refleksi devreye giriyor hocam. Dolayısıyla Galatasaray'ın orta sahada bir sıkıntısı olmayacak. Mitchell hazır zaten. Oliveira'nın oynamadığı maçlarda o oynayacak. Dünkü maçta biraz daha 6 numara pozisyonuna yakın oynayan Berkan vardı. O da gitmek istiyordu. Galatasaray gitmesine de izin vermiyor. Galatasaray'ın orayı rahatlıkla doldurabileceği oyuncular var. Hemen önde zaten Mertens. İşte şu anki tartışmalar ya Icardi yok. Icardi'nin yerine Mertens forvette oynayacak. Mertens orada oynayınca da 10 numarada Juan Mata oynayacak tarzında açıklamalar var. Yani ben kendi adıma bu benim tahminim. Okan Hoca İstanbulspor maçında kesinlikle Gomis veya Seferovic'den birini kullanacaktır. Hatta benim görüşüme göre de Gomis'i kullanacaktır. Çünkü Mertens geniş alanda hareketli bir forvet oyuncusu olarak sizde belki bazı işler yapar ama Galatasaray zaten önde baskılı oynamak için özellikle bu dönemde büyük gayret sarf ediyor. Dünkü maçta da bunu çok iyi yaptılar. Önde bu baskıları yapıyorsan, rakip kaleye bu kadar yakın oynuyorsan, ceza sahası içinde o topu tıklayacak bir oyuncu devamlı ararsın. Gomis de bunun için uygun biri.
Yeni bir abiye evet. Hemen o noktada hocam tabii. Sizden aldım pası çünkü Mertens'in oynayıp hücumda Yusuf'un 10 numara pozisyonunda oynayacağı söyleniliyor. Şimdi tabii orada yabancı konusu gündeme geliyor ya, sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Ama şunu söyleyeyim, ben de Ahmet Hoca'ya katılıyorum. Eğer Galatasaray bir maçı 4-6-0 gibi oynamak isterse, yani öyle bir rakip olarak baktığında, çünkü hocaların birçok planları var. O zaman Mertens belki santrofor, hani gizli santrofor gibi oynar. Ama elinizde Gomis varken hoca mutlaka Gomis'le başlar. Oyun içerisinde sonucu almasına ya da alamamasına göre bu değişiklikleri yapabilir. Yani orada herhangi bir sıkıntı yok. Ama benim görebildiğim, gözleyebildiğim kadarıyla da Gomis'le başlayacak. Yani bu iki maç için söylüyorum. Az önce söyledim, Sivas'ta biz Icardi'nin oynamasını bekliyoruz diyor hoca. Demek ki kaçırılacak iki maç var. Keçiören Gücü maçı, görece yani Galatasaray'ın Gomis'le de oynadığında rahatlıkla sorunu çözebileceği bir maç. Ve İstanbulspor maçı, ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam Sivas deplasmanına gidecek Galatasaray. Orada zaten Icardi olacağı için Icardi arkası Mertens. Yusuf Demir'in Adana Demirspor performansı, yani o maçtaki performansı çok iyiydi. Acaba bu noktada kampın da çok iyi oyuncusu diye bahsedildi. Acaba bu konuda bir süreklilik arz ediyor mu? Kampı takip eden arkadaşlarımıza sormak lazım. Yani işte kampa gidip oralarda bizim Emre Kaplan'a, işte Mehmet Özcan'a, onlara sormak lazım. Bahsederken hep iyi diye bahsettiler ama. İyi bahsettiler ama yani sonuçta şu var. Bir iyi başlarsınız ama sonuna kadar iyi gidememiş olabilirsiniz. Yani mesela acaba hocanın kafasında 3 yabancılı, 3 yerlili oyun anlayışında Yusuf Demir 11 var mı? Mesela Raşit San'ın dönüşünü yani daha cazip bir şekilde değerlendiriyor hoca. Mesela dedi ki, şimdi onu da söyleyeyim size. Onu da alayım Aldun abi. Bir cümle onu da söyleyeyim. Ondan sonra şey dedi. Hocam bu ara, yani sohbet ederken bu ara işte siz çok iyi ivmeyi almıştınız, gidiyordunuz. Sizin için dezavantaj. Evet dedi, yani ivmeyi aldık gidiyoruz. Oynansa sevinirdik. Ama dedi, ama Raşit San'ın dönüşü de bu süreçte bizim için bir avantaj oldu, sürecin böyle olması. Onu söylüyorum. Şimdi tabii konuşulacak çok şey var ama zamanımızı da olumlu kullanmak adına Beşiktaş bölümüne de geçiş yapmış olalım. İki cümle daha etmek istiyorum. O da kanat oyunu için bu konuştuğumuz konularla ilgili. Dünkü maç bana şunu gösteriyor. Okan Hoca'nın şu an birinci önceliği sağda Barış, solda Kerem. Çünkü bu tür maçlarda hoca ilk 11'de düşündüğü futbolculara daha uzun süre verir. Onlara 70'er dakika verir. Kupa için diyorsunuz. Hem kupa hem lig. Yani şu an çok ciddi bir Fenerbahçe maçına çıkıyor olsalar bence bu ikiliyle çıkar sağda ve solda. Barış kesinlikle şu an için Raşika'nın önünde. Gelişen haftalarda ne olur bilmiyorum. Dolayısıyla Yusuf'un da önünde. Ama orada Galatasaray bir zenginlik yakaladı. Bakın Barış artık 11 diyebiliyoruz. Raşika 11 olduğunu gösterdi. Yusuf'un performansı hem kanatta hem forvet arkasında iyi. Demek ki Galatasaray'da her geçen gün üzerine koya koya geliyor. Ben belki Galatasaray moral motivasyon olarak o 7-0'ı yakaladığı hafta kadar yüksek olmasa bile şu an ben şampiyonluk yarışında varım. En azından rakip kadar iddialıyım diyebilecek kadar mutlu ve olumlu bir performans sergiliyor. Peki Beşiktaş'a da geçelim. Beşiktaş'ta dün Giresunspor'la karşı karşıya geldi. Gollü bir hazırlık maçıydı. Beşiktaş 5-3 kazandı. Önce maçı izleyelim. Maçtan sonra da Şenol Hoca'nın basın mensuplarına önemli yine açıklamaları vardı. Üst üste izleyelim, sonra konuşmalarımızı yapacağız. Önce maçın özetinin sonrasında da Şenol Hoca'nın açıklamalarını izledik. Haldun abi, çok az bir süremiz kaldığı için senden de kısa bir değerlendirme. Hemen bir cümleyle söyleyeyim. Dünya Kupası'ndaki oyuncuların yokluğu ciddi sıkıntı oluşturdu hazırlık sürecinde. Bir, ikincisi Şenol Hoca'nın çözmesi gereken sorun savunma. Evet, savunma ilk bölümde de Dünya Kupası noktasına konuştuğumuz gibi futbolun omurgası. Orada sorunu var. Yani hoca henüz çözebilmiş değil. Peki kapatacağız spor gündemini. Haldun Domaç, Ahmet Akçan, çok teşekkürler. Güzel. Çok eğlendiğim, bolca güldüğüm keyifli bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık her ikinizin. Biz teşekkür diyelim. Ederiz. Sağ olasın. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Evet, herkese iyi hafta sonları dileyelim. Değerli izleyenler, spor gündeminin sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.